Kadınca programıyla karşınızdayız. Kadınca her zamanki gibi gerek televizyonda gerek normal hayatta hizmetlerine Avrupa'daki tüm vatandaşlarımıza sosyal olarak da desteklerine devam ediyor. Her zamanki gibi dediğimiz gibi kadıncaya biz de tabii ki heyecanımız olacak ilk etapta. Bugünlük ben Selda Hava Öz olarak sizlerleyim. Fakat önümüzdeki haftalarda kadıncaya Cansu arkadaşımız devam edecek. Kendisi Cansu Öztürk bizlerle olacak. Birazdan kendisini de tanıtacak sizlere sevgili seyirciler. Biraz kadıncayı tekrar belki yeni tanıyanlar için kadınca hakkında bilgi vermek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Kadınca yıllardır Avrupa'da iş hayatında olsun, sosyal hayatta olsun desteklerini devam eden sevgili İbrahim Taş, Sayın İbrahim Taş yönetiminde olan bir konsept diyelim, bir hizmet diyelim, bir sosyal proje diyelim ama güzelliklere imza atan bir kadıncamız var. Ben de tabii ki kadıncayla devam edeceğim ama ekranda ama arka planda pek bir şey fark etmeyecek. Kadınca sosyal hizmetlere devam ettiği müddetçe ben kadıncayla var olacağım inşallah diyorum. Evet sevgili seyirciler, biz kadınca olarak çocuk eğitimine de çok önem veriyoruz biliyorsunuz. Çoğu eğitimin ve bir takım sorunların da eğitimden geçtiğini de çok iyi farkındayız. Bugün çok değerli konuğumuz var bizlerle. Bir önceki programımızdan da belki tanıyorsunuzdur. Kendisini zaten birazdan tanıtacak Kübra Keçeci Hanım bizlerle, hocam bizlerle. Psikolog kendisi, bilhassa ben özel olarak yazılarını çok beğeniyorum. Köşe yazılarını, gazete yazılarını. Ve tabii ki çok önem verdiğimiz bir konu çocuk eğitimi. Diğer konumuza gelince Didem Hanım, buradan ona çok geçmiş olsun diliyoruz. Malumunuz çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Hafif soğuk algınlarını vesaire bunlara da çok dikkat etmek zorundayız. Hep dikkat ettik, dikkat de ediyoruz. Ona da acil şifalar, sevgili ailesine de acil şifalar diliyoruz buradan. İsterseniz biz direkt çok vakit kaybetmeden değerli bilgilerimiz dolu dolu olan programımıza geçelim. Öncelikle değerli moderatör arkadaşımı tanıtacağız sizlere. Ondan sonra sevgili Kübra Hocam'la devam edeceğiz sorularımıza. Bu arada sevgili seyirciler, ekran karşısında her zamanki gibi sizin de bize katılma imkanınız var. Nasıl var? Canlı yayın irtibat adı altında numaralarımız çıkıyor. Ola ki bir sorunuz varsa bize canlı yayında arayıp sorabilirsiniz. Diyorum, başlıyoruz. Cansu Öztürk. Cansu Öztürk'ü tanıyalım bir. Merhabalar, ben Cansu Öztürk. Artık pazar günleri Kanal Avrupa ekranlarında sizinle Kadınca programında ben buluşacağım. Umuyorum ki çok daha güzel programlara imza atacağız. Ve bugün programımıza başlamadan önce, geçtiğimiz hafta çarşamba günü 10 Kasım'da biliyorsunuz, buradan da Ulu Önder Mustafa Kemal'i 83. ölüm yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bunu diyelim ve programımıza başlayalım. Bugün ilk konuğumuz Kübra Hanım. Kendisi psikolog, çocuk gelişimi üzerinde uzmanlıkları var. Konumuz çocuklarda iletişim ve şiddet olacak. Kübra Hanım öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. İsterseniz ben size bir soruyla başlamak istiyorum programımıza. Zaten çocuklarda iletişim ve şiddetle ilgili konuşacağız. İlk olarak çocuklarda iletişim nasıl olmalı? Ama asıl merak ettiğimiz konu, bu genel bir konu değil biliyorsunuz. Yani yaş oranına göre, yaşlara göre iletişim şekli değişmeli mi? Öncelikle yeni yayın döneminizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum sizlere. Ve bugün katılamayan konumuza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum aynı şekilde. Şimdi sormuş olduğunuz soru aslında çok çok güzel bir soru. Genelde çocuklarda iletişim denilince akla gelen bütün yaşlarda aynı iletişim olabileceği düşünülüyor. Ama bir detay var ki söylemiş olduğunuz üzere aslında her yaşın, her dönemin farklı özellikleri var. Ve bu dönemlerin aslında özelliklerini bilerek çocukla iletişim kurmamız gerekiyor. Küçük bir örnek verecek olursam eğer ki, örneğin 2 yaşındaki bir çocukla kurulacak olan iletişim ile 3 yaşındaki bir çocukla kurulacak olan iletişimde çok zıt ya da uç farklar olabiliyor. İşte bunda yine bir örnekle devam edeceksem, 2 yaşın özelliği örneğin, ya da örneğin 0 yaşta da aynı şekilde bu şekilde, 6 yaşta da
kendi döneminin özelliklerini barındırıyor. Ve bu yaşlar arttıkça dönemler değişiyor. Dönemler değiştikçe iletişim modelleri de aslında ona uyulması gerekiyor. İletişim, ona uygun bir iletişim modelinin benimsenmesi gerekiyor, kurulması gerekiyor. Evet, özellikle ben şeye çok dikkat ediyorum. Her yaşın bir sendromu var. 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, 4 yaş sendromu, sendromlar hiç bitmiyor. Ama annelere, babalara hiç böyle bir özellik, avantaj sağlanmıyor. Yani anneler, babalar hep iletişime dikkat etmek zorunda. Ama çocukları da iletişim, kendi iletişimlerine dikkat edebilecek gibi yetiştirebilirler mi? Şimdi şöyle, aslında her yaşın sendromu yok. 2 yaşın sendromu var. Bizim bu ilk ergenlik dediğimiz döneme denk geliyor. Ve 2 yaş civarındaki çocuklar 3 yaşa kadar, 2,5-3 yaşa kadar annelerle çok zorlu zamanlar geçirebiliyorlar bu sendromdan dolayı. Ama aslında o sendromun yaşanmasının nedeni şu, çocuklar o dönemde bağımsızlık talebinde bulunuyorlar ailelerden. Yani sendromun aslında, sendrom deyince böyle bir kulağa şey geliyor ama aslında orada inatçılık, öfke, anneye babaya karşı çok fazla gösterilebiliyor. Çocuk bazı şeyleri kendisi yapmak istiyor. Aslında her seferinde yapmak istediği her şeyin temelinde şunu söylüyor annesine. Ben kendi bağımsızlığımı kazanmak istiyorum. Kendi kişiliğime, ileride kendimi, kendi doğrularımı bulabilmem adına, kendi seçimlerimi yapabilmem adına diyerekten aslında orada her seferinde anneye kendi bir talepte bulunuyor. Örneğin nasıl bir talep olabilir bu? Ben kendim yemek istiyorum. Bizim toplumumuzda da anneler birazcık tabii ki mükemmeliyetçilik üzerine gittiğimiz için, yani çocuk eğitimindeki temel sorunlardan bir tanesi bu olduğu için örneğin diyor ki hayır sen dökersin. Ama aslında dökse bile orada çocuğun öğrenecek olduğu hayata karşı bir şeyler oluyor. Bağımsızlığını kazanıyor bu ve bunun bu gibi örneklerle. Tecrübelerini kendisi, kendileri yapma hakkını tanımış oluyor ebeveyn. Kesinlikle öyle. Yani ilerideki, yani evet orada belki bir yemekle başlayacak, belki bir ayakkabı bağlamayla, belki hepsini çok dört dörtlük yapamayacak. Çocuk zaten yapılamaz, yapmaz. Ama onlarla beraber hayata karşı duruşunu kazanacak evet. Aslında çocuk. İki kesinlikle. Yaş çok çok önemli bir yaş. Özellikle bu yaşında parantez açarak diyeyim, üzerinde durmak istedim hazır konusu açılmışken. Şimdi 2 yaş böyleyken orada anneyi de istemiyor, babayı da istemiyor. 3 yaşta tam tersi oluyor. Tam oyun çağı geliyor çünkü. O da beslenme kadar önemli çocuk için. Orada da anneyi babayı istiyor mesela. İletişimin genel olarak bir temeli var zaten. İleride zaten konuşuruz muhakkak ama belli başta şunları bunları yapmamız gerekiyor. Ama bu yaşların da özelliğini bilerekten, dikkat ederekten ilerlememiz gerekiyor. Şimdi konudan da uzaklaşmak istemiyorum ama siz böyle konuşurken aklıma Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili evet bir örnek geldi. Şimdi mesela biz bir Türk ailesiyiz, evde Türkçe konuşuyoruz. Bizim kendi gelenek ve göreneklerimize göre çocuğumuzu yetiştiriyoruz, büyütüyoruz. Peki çocuğumuz okula başladı, diğer çocukları görüyor, iletişim bambaşka bir boyutta. Diğer çocuklarla olan iletişimi başka, evde gördüğü gelenek, görenek, davranış başka. Yani özellikle Türk ailelerin Alman okullarında okuyan çocuklarına yaklaşımı nasıl evet. olmalı? Asıl hani bu tehlikeli. Bu da güzel bir konu. Evet. Dediğimiz gibi konudan konu açılıyor. Evet. Her aslında yaşın soruları, farkı var. Evet, gerek malzeme ve çok ilgilendiğimiz bir alan olduğu için tabii ki çok önemli sorularımız var ama çok güzel, bizim de çok karşılaştığımız kültür çatışması Kübra Hocam. Kesinlikle. Bu da çok önemli Avrupa'da yaşayanlar için. O gibi konularda nelere dikkat edilmeli? Şimdi şöyle bir şey var. Çocuğun ilk eğitimi ailede başlar. Evet. Çocuk ailede, çocuk için yanlış yoktur, doğru yoktur. Ne gördüyse aile içerisinde onu kabul eder, onu doğru olarak belirler. O şekilde sosyal hayata, ilk okul yaşamına başlar ve onu uygulamaya başlar. Ve bir çocuk ne kadar dışarıda farklı bir ortam olursa olsun, eğer ki iletişimi güçlüyse zaten aileye dönecektir. Aileden öğrendiklerini bizim aklımızda her zaman hareketlerimize yansıyan, aynı şekilde hareketlerimizi de şekillendiren şöyle bir konu var.
belli başlı şeyler üzerinden gideriz. Belli başlı şeylerin doğruluğuna inanırız. Çünkü bu bizim oluşmuş şemadır artık karakterimizde. Şimdi bu noktada ama ayrı bir konu daha giriyor. O da ana dil konusu. Evet. En çok kültür çatışmasının yaşanmasının nedenlerinden, yani özellikle yurt dışında ve Almanya'da olarak söylüyorum, nedenlerinden bir tanesi ana dil. Orada çocuk diline, konuyu da çok saptırmak istemiyorum ama eğer ki çocuk, o da bir kanayan yaramız burada. Eğer ki çocuk ana diline hakim olamıyorsa, bulunmuş olduğu ortamda doğru bir sosyal iletişime geçemiyor. Akademik başarısızlık yaşayabiliyor. Bunun için agresifleşebiliyor yeri geldiğinde. Neden arkadaş sahibi olamıyorum diye. Üzgünleşiyor ama o noktada bile yine aileye dönüyor. Gerçekten sağlam bir iletişime sahipse aile çocukla beraber. Evet, bir nokta koyayım burada. Çok, ama yine de iş hep peki bu doğru düşüyor mudur ana dili demişken? Bunu da çok merak etmişimdir. Ana diliyle ifade, duyguların ifadesi ve yabancı dille duyguların ifadesi çok farklı mıdır eğitim hayatında çocuğa? Hani Almanca seni seviyorum demekle Türkçe seni seviyorum arasındaki duygu, psikolojik anlamı farklı mıdır? Tabii ki de farklıdır. Eğer gerçekten onu alabildiyse, o dili alabildiyse çocuk. Evet. Yani bugün kendi mesleğimden yola çıkarak söylüyorum. Neden bir Türk psikolog aranıyor? Yetişkinler tarafından en çok. Çünkü duygularımızı ve düşüncelerimizi bizi anlayabileceğini, evet bunda kültür farklılığı da var ama dil zaten kültür de demek. Kültürün aktarımı da demek. Çocukta da aynı şekilde. Şimdi ana dili yarı öğrenmiş ya da alamamış çocuklarda şu ortaya çıkıyor. Birinci dili alamayınca zaten ikinci dili de alamıyor. %50-%50 olunca bu çocuk iki dilde de kendisini zaten böyle bir durumda ifade edemeyebilir. Edemiyorum duygusuna kapılır. Peki doğuştan mı başlamalıyız bu iletişime? Yani bu ana dille iletişime doğduğu günden itibaren ana dilinin Türkçe olmasını istiyorsak hep Türkçe mi konuşmalıyız onlarla? Şöyle bir şey, iletişimimiz kesinlikle hatta anne karnındayken başlıyor diyebilirim ben çocukla. Çünkü 5. aydan itibaren artık annenin sesini duymaya başlıyor çocuk. Daha sonra doğduktan sonra 0 yaşında örneğin annenin mimiklerinden, ona bakım vermesinden çocuk iletişim kuruyor. Agulama, cıvıldama zaten orada bir başlıyor böyle. Ve bir dil öğrenimi çocukta aslında 4 yaşına kadar devam ediyor. 7 yaş diyorlar. Evet 7 yaşa kadar uzatılabilir ama dil öğrenimi en çok böyle 4 yaşta hani aldı o zamana kadar gibi evet oluyor. Ve ondan dolayı da işte bu noktada evet çocukla işte Türkçe konuşmamız gerekiyor. Hani ana dilimiz Türkçe olduğu için söylüyorum. Ama burada ailelerin şöyle bir kaygısı oluyor genel olarak gözlemlediğimde. Türkçe konuşursak Almancayı öğrenemez. Aynen öyle bizim de karşılaştığımız onu söylüyorlar. Yanlış. Bir çocuk. Bunu vurgulayalım burada sevgili seyirci. Yanlış. Bir 4 çocuk, yaşına kadar ana dil. Kesinlikle öyle. Bir çocuk ne kadar ana diline hakim olursa ikinci, üçüncü dillere o kadar hakim oluyor. Buna yanlış diyenler var. Böyle bir şey olmadığını savunanlar var. Bununla alakalı bir sürü zaten araştırma var. İstatistikler var. Kesinlikle evet öyle. Hocam. Hani bilişsel, fonksiyonel aslında bu böyledir. Yani onun için ben çok da şey yapmak istemiyorum. Burada nokta koyayım. Hazır konu açmışken Türk dilinin gerçekten çok teşekkür ederiz hocam. O konuda biz her kayıt tarihi var Türkçe dersine. Maalesef Sayın İbrahim Taş'la da araştırma yapmıştık geçen sene. %25'lik katılım. Ve aldığımız sizin dediğiniz gibi sonuçta evet hayır burada yaşıyoruz. Almanya ana Almancası düzgün olması açısından çok önem vermiyoruz diye ama istatistiklere girsinler, araştırsınlar. Çocukların başarılı olma potansiyeli daha yüksek. Ana dilini mükemmel konuşan diye bir sonuç çıkmıştı hocam. Doğrudur. Bir ekleme daha yapmak istiyorum burada. Şunu düşünsünler. Bu birinci örnek verdim. Neden Türk psikoloğa ihtiyaç duyuyoruz? Evet onlar yine bir dilde kendilerini ifade etme imkanlarına sahipler ama çocukları büyüdüklerinde belki bunu bu imkana bile sahip olamayacaklar. Hayatta savrulup giden bir yaprak haline belki dönüşecekler. Yalnızlık, depresyon ya da psikolojik rahatsızlıklar belki bunu bununla beraber devam edecek. Ki ailede de mesela hep Türkçe konuşulması gerekiyor dedim ama şöyle de bir şey yapabilirler.
bir kişi anne Türkçe konuşabilir, baba Almanca konuşabilir ya da tam tersi. Ve bunun uygulanmış olduğu ailelerde çocuklar belli bir zamandan sonra zaten sadece Türkçeyi tercih ediyorlar. Bu bir yapılmış araştırmadır. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Onun için lütfen ama lütfen Türkçe derslerine katılım artsın. İnşallah bir dahaki seneye fazlalaşır. Evet. Cansu'nun isterseniz diğer sorularımıza. Tamam, diğer sorularımızla devam edelim. İletişimden sapmadan. Aslında hepsi iletişimin konusu. Kesinlikle. İletişimin bir fakültesi var zaten. Yani hani ömür yetmez okumaya da öğrenmeye de. Ama çocuklarda diyelim iletişim bozukluğu artık artmaya başladı ve bunu ebeveyn olarak hissediyoruz. Gerçekten çocuğumuzla aramızda bir iletişim bozukluğu var. Bunun nasıl önünü almaya başlayabiliriz? Şimdi şöyle bir şey, çocuk psikolojisi diyoruz. Bunun üzerine zaten hani seminerler de veriyorum ama ailelerin o seminerlerde böyle tabii ki çocuk psikolojisi olduğu için çocuğa yönelik durumlar ve duygular konuşuluyor. Ama biz de orada anne ve babayız. Biz de aslında bir bireyiz. Dolayısıyla bu şu demek, benim de bir anne olarak kendi iş yaşamım, aile yaşamım, omzumda farklı yükler olabilir. Ki bir kadın için hayatta bazen tek başına durmak, bazen tek başına ne kadar baba rolü orada olsa da tek başına bir çocukla uğraşmak hiç kolay değil. Bir çocuğun eğitimini üstlenmek. Onun için ister istemez stres yaşayabiliyor. Kaygılı, endişeli, herhangi bir durumdan, farklı bir durumdan dolayı bunları yaşayabiliyor. Öncelikle ben anne olarak ya da baba olarak sağlıklı bir psikolojiye sahip olmam gerekiyor. Sağlıklı bir iletişim için sağlıklı bir psikolojiye sahip olmam gerekiyor. Çünkü çocuklar en çok model olarak öğrenirler. Model alırlar anneyi ya da babayı. Orada ben eğer ki kendimi doğru ifade edemiyorsam, benim stresim bu iletişimin önüne geçiyorsa ya da doğru mesajı veremiyorsam, işte bu ya da bundan, buna benzer sebeplerden dolayı eğer ki yanlış algılanıyorsam, örneğin bunda sadece iletişim diyoruz ama sözlü iletişim de var, sözsüz iletişim de var. Evet. Yani sözsüz iletişime beden dili de giriyor. Şimdi ben eğer ki ses tonuma dikkat etmiyorsam konuşurken ya da emrivaki konuşuyorsam, sözlü iletişimde de aynı şekilde, o halde benim iletmek istediğim mesaj karşı tarafa ne kadar ben haklı olursam olayım yanlış aktarımla gidiyor. Ve çocuk onu annem beni sevmiyor gibi algılayabiliyor ya da iyiliğimi düşünmeyi istemiyor gibi algılayabiliyor. Çünkü çocuklar çok küçük şeylerden dolayı böyle genelleme yapabilirler. İlk neden olarak bunu söyleyebilirim. Kuşak çatışmaları çok olabiliyor. Özellikle Z kuşağı kuşak çatışmaları çok olabiliyor. Alfa da geldi artık. Kesinlikle öyle. Ondan dolayı bu ve bu nedenlerden dolayı iletişimde bozukluklar meydana gelebiliyor. Yani çocuğumuzla bir iletişim problemimiz varsa önce kendimize bakacağız. Ben nerede yanlış yapıyorum? Benim iletişimim yanlış mı? Kesinlikle. Ondan sonra önce kendimizi tedavi edeceğiz, sonra çocuğa bakacağız. Genelde bu atlanıyor, özellikle Türk toplumunda. Önce çocuk, biz de biliyorsunuz uçakta bile bayağı bir süre almıştı bunun kabul edilmesi. Uçakta defalarca oksijen anons ediyorlar. Önce kendinize, sonra çocuğa. Kendinizi kurtarmazsanız çocuğu kurtaramazsınız. Çok iyi bir örnek. Biz de kadınlar topluluğunda konuşurken benim nacizane kendim iki tane evlat yetiştirdim. Kocaman oğlular. Hep şunu cümlemizin, hep şuna dikkat çekmişimdir. Oksijeni evet kendimize, nasıl ki oksijeni kendimize yapıp çocuğumuza faydalı olabiliyorsak, biz kendimiz ne kadar iyi, mutlu olursak o kadar da verimli. Kesinlikle bu benim praktik olarak yaptığım kendi tecrübem. Kübra Hocam, bir kesinlikle de tabii ki saygı, onu da dikkat ettim. Çok saygı, çocuğumuza saygı duymasını öğrenmeliyiz. Kesinlikle. Oradan başlıyor bir takım şeyler diye düşünüyorum. Yani çok sevdiğim, ilgilendiğim bir alan çocuk eğitimi. Ve bilmiyorum, ben size bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Yine diyorum ya, sürekli bir araya geldiğimiz zaman değerli zaman geçirmek istiyoruz kadınlarla. Bir kısım oldu, ayrıldı. Çocuk ağaçken mi yaş? Çocuk yaş iken mi ağaç eğilir çocuk gibi hatası. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaş eğilir. Hayır dedi bir kısım. Kesin hayır demezlerinin sebebi, evet eğitim çok önemli bir faktör ama bir kısım şunu dedi. Ya bazı şeyler genlerde vardır dedi. Hı hı. Ben bunu bir türlü kabul ettim. Evet, mantıklı geldi. Sizce nedir? Ha,
hakikaten eğitim çok büyük faktör mü? Ama genlere karşı çıkılmayan çocuğun bir takım huyları olabiliyor mu? Evet. Onlar psikolojik rahatsızlık diye geçiyor sanırım Selda Hanım. Yani bu bir hastalık, genetik olarak aktarılan. Ben de tabii ki işin uzmanı değilim. Evet. Ama yine de hani çok merak fikrimi söyleyeyim. Hani depresyonu bilmiyorum. Onu da DNA ile geçen geçer diyenler var. Ama sanırım bipolar bozukluk, şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklardan kaçamıyoruz bazen genlerimizde varsa diye ne biliyorum. Hocam? Ama hocam bakalım, bu da bizim yorumlarımız. İkimiz yorumlarımızı veriyoruz. Noktayı Kübra'cımız kayıyor. Şimdi doğru. Şöyle, gerçekten çok güzel sorular yöneltiyorsunuz. Çok teşekkür ederim öncelikle. Evet, genetik ama genel olarak şöyle, psikolojik rahatsızlıklarda bu. İşte şizofrenidir, bipolardır, işte borderline'dir. Bu gibi rahatsızlıklarda genel olarak depresyondur. %50 muhakkak bir faktör oluyor orada. Evet. Ama şimdi çocuk da genetik diye... Örneğin birazdan işte konularımızdan bir tanesi şiddet. Şimdi genetik diye de ben çocuğu tamamen onun ya da o ortamın eline bırakmamam gerekiyor. Yani bazı şeyleri eğitimin burada ciddi manada büyük bir etkisi var. Zaten bir karakter oluşumu 0-6 yaş arasında gerçekleşiyor. Yani 0-6 yaşına kadar çocuk ne aldıysa aldı aileden. Artık 6 yaşından sonra sosyal yaşama başlıyor, okul yaşamına başlıyor. Hı. Öğrendiklerini uygulamaya başlıyor. Onun için eğitilebilir bir şey. Yani bu şey bile olsa, bir depresyon bile olsa bu genetik faktörün bilincinde olaraktan belki ilerlenebilir. Evet. Evet, sevgili stajyerimizin Feyza Öztürk'ün de yaptığı sokak röportajı vardı. Evet, onu da bir izleyelim. Rejiden rica edelim, sokak röportajı da hazırsa onu da bir yayınlayalım. Çünkü orada da galiba sorular vardı. Hem sorularımız var hem de halkın vatandaş. Nabzını, evet, çocuk eğitiminde ne derecede? Avrupa'da farklı, inanın Kübra Hocam, Türkiye'de farklı. Kesinlikle. Çocuk eğitimi. Hazırsa rejiden haber bekleyelim. Ona direkt geçebiliriz sokak röportajına. Tamamdır, hazırmış sevgili seyirciler. Sokak röportajınız. Evet sevgili seyirciler, Kadınca'da bu haftaki konumuz çocuğa yönelik şiddet ve çocuklarda internet bağımlılığı. Biz sorduk, vatandaşımız cevapladı. Bakalım neler söylemişler. Sizce çocuklarla nasıl iletişim kurulmalı? Çocuklar değişik varlıklar. Onların psikolojisini anlamak lazım. Onların hal ve hareketlerine dikkat etmek lazım. Adı üzerinde çocuk. Öyle olunca bizler de ebeveynler olarak dikkati başka tarafa dağıtmadan onlar rolünü çok iyi yapan insanlar. Canlılar yani daha doğrusu. Ona göre hareket etmek lazım. Yoksa en ufak bir hatayı karşı tarafa yansıtırsak çocuklar çok hassastır, anlar. Onlar rollerini çok güzel yaparlar. Evet. Çocuğa yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Şiddet çok vahşice bir şey. Şiddet yani bütün canlılar için geçerli olan bir şey. Hangi canlıya şiddeti uygularsanız size geri döner. Çünkü niye? Sizde olan bir şeydir şiddet. Karşı tarafa bunu yansıttığınız zaman, herhangi bir canlıya dikkatle baktığınız zaman gözünün içine bakın. Orada zaten yaptığınız hareketten şiddetin olup olmadığını zaten o fark eder, anlar. Hani her zaman eskiye dönülük bir görüntü var. Bence ben kendim 49 doğumluyum. O zaman ben köyde doğdum. Komşular babamız, her komşu dedemiz babamızdı yani. Anneler de komşu anneler de annelerdi yani. O kadar çocukluk yaşadım ki yani şimdi tabii şuna bakarak çok çok değişik yani. Bence aile institüsyonu artık yani parçalanmış bir durumda. Artık böyle sıcak yuva diye bir duygu yok. Çocuklar daha çok tamam iyi kendilerini geliştirsinler, bir şeyler öğrensinler ama eğitim ve şefkat aileden gelir yani dışarıda yok. Onun için sokakta gördüğüm bu sokak çocukları dedikleri bunlar insan hepsi ve bunlar ancak sosyal duygu, sıcaklık arama için çıkmışlar ve bunlar böyle yani. Çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bence çocuklarla küçükten daha şey yapabilirsin. Mesela daha büyümedikten sonra hemen onlara dini önce anlattırmak lazım. Hani iyi kavransınlar. Çünkü çocuklar büyüdü mü
Burada hayat değil öyle. Hani dini yaşayamaz doğru dürüst. Bir de şiddetten şey diyorsun. Anne baba doğru şiddet yapıyor. Ama İslam üzerine çocuk eğer yetişilirseydi o şiddet görmeyecek. Çünkü Allah'ı bilecek. Peygamberleri tanıyacak. O yüzden o şiddet görmeyecek. Eğer ana baba sorumsuz bir anne babaysa hani hayatı severseler, gezmeyi tozmayı çocuklar da öyle boş boş bırakırsaydılar o çocuklarda şiddet olabilir. Çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir baba olarak arkadaş olarak. Yani arkadaşça ne istediklerini anlayabilmek, beraber gezebilmek, beraber eğlenmek. Ne istediklerini ancak öyle çocuklarla iletişim kurulabilir. Çocuklara yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Çocuklara şiddet yapan zaten ya aklı yok ya zekası yok da çocukları anlamayan kişidir. Çünkü sonuçta kendisi de zamanda bir çocuktu. Ya çocukken ona yapılmış bir travmadan dolayı kalmış bir şeysi vardır. Ya da beyinse zihilsen bir ördün. Çocuklar zaten yani şiddete mazur kalmaları saçmalık. Saçmalık. Çocuklarda internet bağımlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? O çok kötü işte. Biz zamanında küçük şeylerden mutlu olabiliyorduk ama şu anda çocuklar internet bağımlılığı olduğu halde o kadar mutlu değiller. Psikologumuza sormak istediğiniz bir soru var mı? Şimdi en son bir sorum olacak. Biz geleceği göremiyoruz ama biz çocukken çok mutluyduk. Yani küçük şeylerden seviniyorduk. Bunlar büyük şeylerden bile mutlu olamıyorlar. Gelecekteki çocukların olacak. Onu düşünüyorum. Bunun bir cevabı var mı? Teşekkür ederiz. Evet, son röportaj yapılan abimiz noktayı koymuş. Çocuğa şiddet yapanın ya aklı yoktur ya şey. Çok da güzel bir cevap olmuş. Sorumuzu yanıtlayalım. Sonra reklama gireceğiz zaten. Çocuklukla ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili şiddeti geçtik. Şiddetle ilgiliydi. Son sorusu ne düşünüyoruz o konuda? Son iki dakika cevabı yaparız. Sonra Kübra'cığım reklamlardan sonra da devam ederiz. Çünkü çok detaylı bir konu yetmeyeceğini düşünüyorum. Buyurun. Memnuniyetle. Şimdi çocuklar çok mutsuzlar dedi. Biz daha önceden hiçbir şeye sahip değildik ama mutluyduk dedi. Şimdi... Sizin de aslında az önce söylediğiniz gibi Selda Hanım, Avrupa'da yetişen çocuklarla Türkiye'de yetişen çocuklar arasında çok büyük fark var. Oradaki çocuklar mesela çok daha fazla imkana sahip olmayan çocuklar da hala bu zamanda küçücük şeylerle mutlu olabiliyorlar. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Çocuk eğitiminin bugün bakıldığında aslında problemlerinden bir tanesi bu. Çocuğa her şeyi sunmak. Yani her şey sunulan bir çocuk daha istemeden, onun için çaba göstermeden her şey önüne konulan çocuk hayata karşı çabalayacak olduğu bir şey kalmaz. Yani çabalayıp onun için ödül mekanizmasını kendisinde çalıştıramaz. Ondan dolayı da o çocuğa belli bir dönemden sonra ne kadar her şeyi sunarsanız sunun hiçbir şeyden mutlu olamaz. Bu ben evet bunu maddi şeylerle söylüyorum. Örneğin telefon alırsınız, şunu alırsınız, bunu alırsınız. Bu şekilde doyuma ulaşır. Ama daha sonra bir baktığında insani ilişkilerinde de hiçbir şeye doyuma ulaşamaz. Onun için burada dikkat edilmesi gereken nokta bu çağ olsun, gelecek çağ olsun, geçmiş çağ olsun. Çocuğa her şeyin sunulmaması gerekiyor. Kesinlikle çaba sarf edilmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Mantıken de öyle. İnsanoğlu her istediğinin değerini bilmez. Ama şu anda hayat şartlarında biraz da sunmamız gerekiyor. Yani okula gittiği zaman çocuklar onda onu görüyor. Eskiden yoksa çoğunda biraz yoktu. Biraz anne baba kendi eksikliğini kapatmaya çalışıyor. Sanki gömdede güzel de oluyor. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Aynen, ama bu da işte çocuk eğitiminde tehlikeli. Evet, hatta çok bilinçli şeyler olmak gerekiyor. Dediğim gibi çok böyle ilgi, çok güzel gidiyor sohbet. Cansu Hanım isterseniz reklamları sunalım. Tamam. Şimdi kısa bir reklam arasına gireceğiz. Ama bu arada bize alttaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Eğer hocamıza, psikologumuza sorularınız varsa. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Aynen öyle. Zadem Restoran Kafe Bar'ın sunduğu Kadınca devam edecek. Oh, 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 oh
Anadolu'nun efsane lezzetlerine sofralarınızda yer açın. Özkayseri Pastırma. Gidiferlak'tan yepyeni rengarenk ve eğitici çocuk kitapları, Kıtırla Pıtır hikaye seti, çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü, hikayelerle çocuklara 40 ayet, evinde saklı bilim ve çok daha fazlası. Her biri özenle Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Sipariş için zsushop.de. Lokum gibi pastırmanın tadı enfes, sucukların, salamların, sosislerin sembolü evi Türk. 50 yıldır kalitenin, güvenin, lezzetin sembolü Ege Türk. Sembolü Ege Türk. Şık erkeklerin tercihi Ogimen, Avrupa genelinde bayilikler veriyor. Avrupa'da takım elbise denilince akla ilk gelen marka olan Ogimen, zengin ürün çeşitleriyle Duisburg'da sizlerle. Her yaşa ve her zevke hitap eden klasik takım elbise modelleri, spor takımlar, slim fit takım elbiseler, smokin takımlar ve damatlıklar farklı renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Kaliteli kumaşları ve şık kesimleriyle siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. İletişim ve detaylı bilgi için +49 0177 974 9145. Adres Zonenwald 30 Duisburg. Hayatını sıradan görmüyorsan, sıradan olmayan yoğurtla tanışma vakti. Yayla Premium Yoğurt. Yoğun kıvamıyla daha fazla lezzet. Doğal sütü ve içindeki bol kaymağıyla daha fazla keyif. Her kaşığı altın değerinde olan Yayla Premium Yoğurt. Yayla, adı da başka, tadı da. Düşlediğin kariyer parmağının ucunda. EFF'in Bachelor ve Master diplomalarına denk ustalık eğitim diplomalarıyla iş hayatına yeni bir yön ver. Lise eğitimin olmasa bile mesleki deneyimini diplomayla taçlandırabilirsin. Üstelik devlet desteğiyle. Son teknolojiye sahip sınıflar, vardiyalı işler için sabah akşam hafta sonu eğitim imkanı ve online derslerle hayallerine dokun. Hemen kaydol EFF. Yaşamak ve yaşatmak değerleri, sahip çıkmak zor zamanda, iyi günde, kötü günde bir arada olmak, emri hak vaki olduğunda birlikte omuzlamak yüzünü. Sosyal Dayanışma Merkezi 30 yıldan beri birlikten doğan gücün kurumsal sembolü. Biliyoruz ki siz de bu büyük ailenin bir parçasısınız. Gelin, üye olun. Zor zamanları birlikte kolaylaştıralım. Dicip Sosyal Dayanışma Merkezi. Dünyanın her yerine uçak biletleri, otel rezervasyon imkanları, Türkiye'de araç kiralama, havalimanı transfer, alternatif tatil seçenekleri. Tecrübeli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bizi arayın. Hamit Tuğ. Kompakt GmbH hizmette sınır tanımıyor. Profesyonel ekibimiz A'dan Z'ye planlayarak kablo çekmeden kablo montajına, elektrik tesisatından söküm ve imha işlemlerine varana kadar itina ile yaparak sizlere teslim etmektedir. Yılların verdiği tecrübeyle sizlere hizmet veriyoruz. Kompakt GmbH, kalitenin adresi. İster balayı, ister ziyaret. Maldivler'den Türkiye'ye, Bali'den Singapur'a, kısacası tüm dünyaya. Güvenli, tecrübeli, güler yüzlü hizmet, satış sonrası tam destek. İsterseniz taksit imkanlarıyla AEATC Ryzen'a gelin, hayalinizdeki seyahati birlikte planlayalım. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler?
borçlanan hakem eklilik, Kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu, daimi konuk avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla hukuk masası, pazar günü saat 16'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Depresyonu tetikleyecek faktörleri de gençlerde bile görmeye başlıyoruz. Siyasette din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaması lazım. Bu tuvela rasismus dediğimiz olay ciddi manada var. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Malımızın %80'ini sosyal medyaya harcıyoruz. Daha çok bizim yaşlarımızda olan gençler çok azdır siyasette. İşte bu toplumla iletişim kurmak için de bir sebep. Bulunduğunuz şehirle ilgili bilgiye sahip olmanız. Oğuzhan Erkmen'in sunumu ile Gençlik Arenası, pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hayat bir hikayedir. Geçip giden hatıraların gönlümüzde kalan gölgesi. Ve her hikaye bir türküdür. Gönülden dile namesi. Sevda yüklü türkülerden sor beni. Kanal Avrupa'dan yeni bir program. Her türkü bir hikaye. Unutulmayan türküler ve türkülerden süzülen hikayeler. Nasıl inanayım sözlerin bana, gülde iki diken vay beni beyni. Türk halk müziğinin güçlü sesi Kazım Kalaycı'nın sunumu ile Her Türkü Bir Hikaye pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Meğer dünya bomboş imiş, sevdiğin yar olmayınca. KF Setku Tahtın Servis Ercan Özcan Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Böyle istikrarsız bir şey olur mu ya? Gönül ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Yani böyle bir gülle gibi rakiplerin üzerine bir düşüyor Ercan abi. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Akgül Döner Prodüksiyon, Karadeniz Şovu sunar. Hazır ol Avrupa. Yer yerinde durmayacak, Avrupa horona kalkacak. Kemençeller kavallar, çalar ayrı havalar. Adam ne gelir bulur, zamansız sevdalıklar. Horonda bulur seni, zamansız sevdalıklar. Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Birbirinden değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile çalar kemençe tulum, gelin oyunu kurun. Bu kız nasıl oynayı, bakın ona da durun. Şimdi Kanal Avrupa zamanı. Avrupa'dan son dakika gelişmeleri, canlı yayınlar, röportajlar, flash gelişmeler
tüm sosyal medya hesaplarımızda aynı anda. Bizi sosyal medya hesaplarımızda takip edin. Şimdi Kanal Avrupa. Zadem Restoran Kafe Bar'ın sunduğu Kadınca devam ediyor. Merhabalar sevgili izleyenler. Kadınca programının ikinci bölümüyle tekrardan beraberiz. Bugün konuğumuz sayın psikolog Kübra Keçeci. Çocuk eğitimi ve iletişim hakkında bizi bilgilendiriyor. Kendisinde iletişim bozuklukları hakkında konuşuyorduk. Şimdi az önce reklamdan önce sorumuz yarım kalmıştı. Kendisi size tam bilgi vermek, sorunun havada kalmaması için sorunuzu cevaplayacak. Ondan sonra da yeni konumuzla devam edeceğiz. Kübra Hanım buyurun. Evet, şimdi iletişim bozukluğunun üzerine konuştuk ama burada iletişimin aslında nedenleri üzerine de konuştuk. Ama burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Şimdi dönemlerden de bahsettik ama sadece bu dönemlerin özelliğini bilmek demek çocukla iletişim kurmak demek değil. Şimdi benim genel olarak bizim toplumumuzda ya da bize yakın kültürlerdeki toplumlarda şöyle bir problem olarak görüyorum var. Çocuğu biz istenilen zaman çocuk olarak görüyoruz. İstenildiği zaman yetişkin olarak görüyoruz. Genel olarak yetişkinlik kısmı kendimizi haklı göstermek istediğimizde ya da görmek istediğimizde ortaya çıkan bir durum oluyor. Halbuki çocuk da bir birey. Öncelikle onun için iletişimde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, Seda Hanım'ın da az önce değinmiş olduğu üzere, öncelikle saygılı uymamız gerekiyor çocuğa. Onun bir birey olduğunu, onun bir düşünceleri olduğunu, dünyası olduğunu, en önemlisi de bizim aslında onu boş bir tahta gibi böyle düşünmemiz gerekiyor. Ya tahtaya bir şeyler yazdıkça dolar. Biz ona verdikçe o eğitimi o dolacak, ona göre şekillenecek. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı ailelerde öncelikle oda konusunda ya da oyuncak konusunda ona ait olan ne varsa hem düşüncelerine hem de eşyalarına saygı duymamız gerekiyor. Birinci nokta saygı duymak. İkinci nokta iyi ve aktif bir dinleyici olmamız gerekiyor çocuk için. Yani ona yeterli derecede zaman ayırmamız gerekiyor. Dinlemek için. Hem bedensel duruşumuzla hem sözlerimizle beraber gerçekten onun için orada olmamız gerekiyor. Yani örneğin çocuk konuşmak istediğinde, bir ihtiyacını ya da bir sorununu dile getirmek istediğinde kesinlikle şu yapılmamalı. Ben seni dinleyeceğim deyip daha sonra dinlenilmemek çocukta bir tutarsız anne baba görüntüsü oluşturuluyor ve tutarlı olmaya da dikkat etmek gerekiyor. İletişimin her basamağında böyle aslında, her yaşta. Çocuğu da her zaman bir birey olarak görmeliyiz, evet. Hiç küçümsemeden. Kesinlikle öyle. Bir de çok şey yapardım, mesela konu açardım Kübra Hocam. Derdim ki sen bu konuda hakkında ne düşünüyorsun, onun görüşlerini. Ben değerliyim, annem benim görüşlerimi de soruyor. Kesine kapıldığını düşünüyordum. Çok hoşuma doğru. Giderdi sohbet onlarla. Ve iletişimi zaten basitleştiriyor. Daha güvenli bir iletişim haline, sağlıklı bir iletişim haline getiriyor. Bunu örneğin şey de yapılabilir. Mesela sinema terapisi gibi bir şey var psikolojide. Örneğin çocuklara yatmadan az önce ana dile de değindik. Muhakkak bir kitap okunması gerekiyor. Bir hikayenin sonunda düşüncelerinin alınması gerekiyor. Ya da yanlış giden bir şeyler varsa ve gerçekten çocuğa o yönü düzeltmesini istiyorsak o yönde masallar üzerine, kitaplar üzerine konuşma yapılabilir ve o şekilde mesaj verilebilir. Bu şekilde sağlıklı bir iletişim kurulabilir ve en önemlisi de aktivite yapmak gerekiyor çocukla. Özellikle günümüzde belli başlı şeylerin işte sosyal medyanın ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi madde bağımlılığının pençesine düşmemesi için gerçekten ciddi manada sağlıklı bir iletişim kurmamız gerekiyor. Avrupa'da da çok büyük sorun aktivite sorunu. Kesinlikle. Kübra Hocam siz de bilirsiniz. Çok aktiviteleri yok çocukların. Boş olunmasından çok ürkütücü gelir bana. Çocukların boş olmaması gerekiyor. Kanları kaynıyor böyle. Sürekli aktif haldeler ve onlara meşguliyet. Bunun da çok önemi var değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani şimdi konuşuyoruz ama belki bizi ekran başında izleyen çalışan anne babalar da vardır. Ben hafta içi hep evde olmuyorum ki ya da ben ne zaman aktivite yapacağım? İşte zaman kalmıyor ki bana zaten diyen vardır muhakkak ama illaki aktivite yapmak demek şu da demek değil. Alayım götüreyim işte ne bileyim bir oyun sahasında oynayalım ya da bir şey yapalım değil. Evde patates baskısı bile yapsanız o çocukla onun için bir aktivitedir o. Kitap okusanız onun için bir aktivitedir o. Bu çocukta ben annemle her şeyi paylaşabilirim, ailemle her şeyi paylaşabilirim hissiyatını, güvenini oluşturur. Ve ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, o çocuk bir aktivite düzeniniz olduğunda o zamana kadarı, yani o zamana kadarı hep heyecanla bekler. Ve bir şeyleri paylaşabilmek için, bir şeyler alabilmek için tekrardan. Bundan dolayı da aktivite konusu da çok önemli. Yani diyoruz ki ne kadar zaman geçirdiğiniz önemli değil, nasıl kaliteli zaman geçirdiğiniz önemli. Kesinlikle kısa da olsa öyle. Kaliteli zaman içinde çocuğa çok birçok verimli. O yüzden o bahaneleri duymayalım sevgili seyirciler. Yani çok çalışıyoruz. Günümüzün durumu, şartlar altında geçinmek çok zor tek kişi çalıştığında. Bunu da farkındayız ama onların ben açıkçası şahsen bahane olduğunu düşünüyorum. Ben de ayrıca bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Çocuklara yatmadan masal okumak hayal güçlerini geliştiriyor. Aktiviteler özellikle hem iletişim için hem de çocukların beyin gelişimi için de çok önemli bir konu diyebiliyorum. Yani sadece iletişim için değil çocuklarımızın gelecekteki beyin gelişimi için de bunları lütfen ihmal etmeyelim. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Kesinlikle sonra çocuklarımıza doğru eğitim verdiğinde global olan bütün sorunlarımızın da hafifleyeceğini de düşünebiliriz. Mantıken aslında değil mi? Kesinlikle yani. Öyle. Bugün baktığımızda birçok sorunun temelinde iletişim problemi yatıyor çocukla. Yani şöyle iletişim kurmak demek çocukla onunla sadece konuşmak demek değildir. Ben çok aile gördüm. Çocuğu etkinliğe boğmuş ya da maddi durumu iyi ya da kötü. Hani çocuk gerçekten bir şeyler yapmaya yönlendiriyor çocuğu ama çocuk yalnız. Evet. Yani iletişim kurmak bu da değildir. Zaten Kıbrıs'ta yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Ailelerin %90'ına soruyorlar. İşte iletişim kurduğunuza inanıyor musunuz diye gerçekten bir çalışma yapıyorlar. Ve ailelerin sadece %20 gibi bir oranının gerçekten iletişim kurduğu ortaya çıkıyor. Bizim çocuklarımızda yani bizim toplumumuzda özellikle %90-95'i ben çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yalnız. Evet. Ailesi olmasına rağmen yalnız. Bu yalnızlık duygusal boşluğu da getiriyor. Ondan sonra gelecek nesillerde bu çocuklar, duygusal boşluğa düşen çocuklar bu boşlukları tamamlamak için farklı yöntemlere başvuruyorlar. Evet. Sağlıksız kişilere bağlanmak, şiddet, uyuşturucu. En son kendi vatanımızda olan olay çok üzücü. Evet, sürekli maalesef. Diyoruz. Dünyanın her bir yanında oluyor ama bizim medyamız çok aşırı derecede kadına şiddet olayını yansıttığı için bizim dikkatimizi çekiyor. Aslına bakarsanız Avrupa'da da her 3 dakikada bir kadın şiddete uğruyor. Ama bu çok yansıtılmıyor, ayrı bir konu. En son cinayeti işleyen Türkiye'deki haberlerde çıkan olayda da o kişinin annesinin avukat, babasının da tam bilemeyeceğim mühendis. Yani dolu dolu bir aile olması gerekiyor. Düşünün artık yani olay orada değilmiş. İşte olay kastetmek eğitimde. İstediğim şey aslında bu. Yani hiçbir sosyoekonomik duruma bağlı olmadan bugün baktığımızda birçok çocuk yalnız. Yani iletişim kurduğunu zannediyor sadece aile. Ama çok rahatlıkla söylüyorum bunu ya. Gözlemlerime dayanaraktan sadece %95 aileler tam olarak çocuklarla iletişim kurmuyorlar. Evet. Başka var mı sizin bizim Türk toplumumuzda? Biz bu programda her zaman doğallığı ön plana koyuyoruz Kübra Hocam. Yani gelip burada size soruları sorup hani diğer böyle hani olur ya sıra sıra resmi bir şey. Hayır. Hakikaten eleştirebilirsiniz. Toplumumuzu da eleştirebilirsiniz. Sizin kendi tecrübeniz bin kat bizim yaptığımız tecrübelerden fazladır. Bizim Avrupa'daki ebeveynlerimizin ben bunu yanlış buluyorum diyebileceğiniz bir konu çocuk eğitiminde. İlk önce az önce de bahsetmiş olduğum gibi gelen soru üzerine her şeyi sunmaları. Yani çok daha rahat bir ortamı var aslında şeyin. Almanya'da gözlemlemiş olduğum şeylerden bir tanesi bu. Bu zamanda ama Türkiye'de de bazı şeyleri zorlukla elde eden, hatta zorlukla
elde etmeye çaba gösteren çocuklar var ve mutlu olan çocuklar var bununla beraber. Almanya'da aileler, evet, belli başlı şeylerin zamanı geldiğinde, zaten teknolojik çağı yaşıyoruz ama belli başlı şeylerin zamanı geldiğinde o çocuğa zaten sunulacak o. Onun öncesinde çocuğa her şeyi sunmanın ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya da örneğin ana dil mevzusunda çocuğu ana dilinden mahrum etmenin gerçekten çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani birçok konu var aslında. Eleştirmek demeyeyim ama yanlış bulduğum gerçekten birçok konu var ama işte bu da sohbetle açılıyor. Tabii ki yanlışlar ondan konuşulacak ki düzelteceğiz. Yoksa nasıl düzelecek ki? Mümkün değil. Kesinlikle yani, öyle. O konuda bize ne mutlu ki eskiden belki buna 30 sene önce farklıydı olaylar da. Şimdi çok değerli hocalarımız var, psikologlarımız var. Her konuda bize yardımcı olacak. Avrupa eski 30 sene 40 sene önceki Avrupa değil diyoruz. Ve bir seyircimiz var telefonla bağlanmak isteyen. Alo demek ister misin seyircimize? Evet, bağlantımız hazırsa. Alo, merhaba. Merhabalar. Merhaba Ferda Hanım. Merhaba. Ben Ede Uyar. Sizlere öncelikle kolay gelsin diyorum. Teşekkür Hüga ederiz. Hüga Hanım'a bir sorum olacak. İletebilir miyim acaba? Tabii ki, buyurun. Şimdi Kübra Hanım, ben ilişkilerde, kişisel ilişkilerde de olsa, toplumlar arası ilişkilerde en büyük sorunun sınırların çizilmemesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kişiler kendi sınırlarını çizemedikleri için karşıdakiyle bu ilişkileri düzenlemekte zorluk çekiyor. Biz çocuklarımıza bu sınırları çizmeyi ne zaman öğretmeliyiz ve nasıl öğretmeliyiz? Sorunuz için çok teşekkürler Günsel Hanım. Bu arada Türkiye'mize de kucak dolusu selamlar. Sorunuzu hemen Kübra hocamız yanıtlayacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi pazarlar. Biz teşekkür ederiz. İyi pazarlar. Sağ olun. Şimdi Günsel Hanım'a çok teşekkür ediyorum gerçekten bu soru için. İşte o kadar çok konuşulacak konu var ki böyle evet, soru geldikçe. Dolu. İnanın diğer sorulara geçemedik bile daha tam ana sorulara. O kadar çok dolu. Ama sınırlar da gerçekten başlı başına bir ders olması çok gereken nitelikte bir konu. Evet. Öncelikle yaş mevzusunda bunun da birçok şeyde olduğu gibi küçüklükten itibaren öğretilmesi gerekiyor. Az önce mesela şeylerden bahsettim. Çocuğun oyuncağından, odasından bahsettim. Bunlar aslında çocuğun da öğrenebilecek olduğu sınır alanlarıdır. Evet, hayır demeyi öncelikle öğrenmeli çocuk. Burada genel olarak sınır koyamamanın temelindeki sorunlardan bir tanesi hayır diyememektir karşı tarafa. Ve çocuğa öncelikle küçük yaştan itibaren hoşlanmadığı şeyler karşısında duygularını ifade edebileceğinin iletişimde aslında bunun mesajını verebilmek gerekiyor iletişim içerisinde. Daha sonra sınırlarımızı, yani her ailenin zaten kendi içerisinde sahip olduğu kurallar olması gerekiyor. İşte uyuma saatidir, yemek saatidir, ders saatidir. Anne babanın kuralları nedir? İşte çocuğun kuralları nedir uyması gereken? Ama bunlar kesinlikle böyle tam bir sosyal normlar gibi sert olmak zorunda değil. Daha yumuşak geçişlerle olması gerekiyor. Çocuğa hissettirmeden. Zaten güzel bir iletişimimiz varsa onu da sağlıyoruz. Bu kurallar olduktan sonra çocuk zaten biliyor. Bana ne ait? Anneme ne ait? Babama ne ait? Daha sonra dışarıya gittiğinde zaten kimin, örneğin mesela bir çocuk zaten sınırını öğrenememiş bir çocuk dışarıya gittiğinde kim neye ait onu bilemez ve bu defa çatışma yaşayabilir kendi içerisinde. Bunu net bir şekilde birazcık daha netlik kazandırarak bu mesajı verebilmemiz gerekiyor çocuğa. Yani örneğin oyuncağında birisi oynamak istediğinde ve vermek istemiyorsa çocuk, annelerin ya da babaların yapmış olduğu en büyük hatalardan yine bir tanesi bu noktada çocuğun oyuncağını alıp karşı tarafa vermek. Ben ona sınırı anlatabilmem için öncelikle onun çocuğun ne demek olduğunu göstermem gerekiyor. Yani oyuncağı alıp da direkt ona vermem gerekmiyor. Ya da benim çocuğum eğer ki karşı tarafın oyuncağını almak istiyorsa, bak tatlım bu sana ait, bu ona ait. Sen nasıl ki vermek istemiyorsan o da ona ait bir oyuncak. Onun için bu bir sınırdır. Benim
ben hayatta neye sahibim ya da karşı taraf neye sahip? Ben oyuncağımı gerçekten vermek istiyor muyum? Orada ifade edebiliyor muyum gerçekten kendimi? Yoksa annemin gözüne mi bakıyorum? Gidip ya da ağlıyor muyum mesela akşamları yatağımda? Bunlar çok önemli. Sınırdan bahsetmişken Gülseri Hanım'ın dediği sınırlarda buydu ama kesinlikle. Orada çok ince bir çizgi yok mu Kübra Hocam sınırlarda? Dediğiniz gibi şefkatli geçiş. Biz biraz galiba radikal yapıyoruz onu. Yasak kelimesini kullanıyoruz. Ama Selda Hanım... Bu yasak sana yani televizyon, tablette vesaire orada galiba ince bir nokta var bizlerde. Evet hem öyle hem ben anne ve babanın eşit sınırları olduğunu düşünmüyorum. Genelde Türk aile yapısında babayla çocuğun her zaman keskin bir sınırı vardır. Ama anne arada hep tampon bölgedir. Anneyle pek sınır olmaz. Anneye söylenir, anne babaya söyler. Yapılacağı yapar, söylenceye söyler, geri dönüt olarak çocuğa yine anne iletir. Yani çocuk babayla çok muhatap olmaz. Sanki o çok katı bir bölgededir, anne aradadır, seçici geçişkendir. Ondan sonra çocuk gelir. O yüzden en son babalar duyar diye bizde. Evet ama bu doğru mudur, yanlış bizde mıdır? Bizde olmadı çok şükür, Allah'a şükür. Babam hala ellerinden öpüyorum buradan, ona kucak dolusu selamlar yolluyorum. Memlekette kendisi 90 yaşında neredeyse. Hiçbir onun şeyini cümlemizin. Onun mükafatını çok görmüşümdür. Diyalog babayla kızın, babayla evladın diyalogunun. Ne kadar çok özgüven olduğunu hani ikinci anneden değil de. Ama diyoruz ya konumuza bir tür diğer sorulara geçemiyoruz. Yine bir noktaya değineceğim. Türk babalarımızın evet hayır, siz de eminim ki ben o alanda olmamama rağmen o teşhisi çok koymuşumdur etrafımda. Hayır kelimesini kullanmamanın zararlarını. Mesela alacağım diyor, hayır diyemiyor. Almıyor, ne oluyor? Hayal kırıklığı oluyor. Güven bunun zararlarını da konuşabilir miyiz biraz Kübra Hocam? Tabii ki. Önce... Çok var çünkü bizlerde. Evet. Kesinlikle hayır diyememek. Zaten bunun temelinde sınır koyamamak yatıyor. Ama bunun öncesinde Cansu Hanım'ın bahsetmiş olduğu konuda bir ekleme yapmak istiyorum. Babanın rolü, şimdi anne anne diye mesela hep konuşurken bile sözlerimize anne anne diye başlıyoruz ama babanın rolü muhteşem bir gerçekten etkisi var. Hem kız çocukların üstünde hem de erkek çocukların üstünde. Erkek çocuklar zaten direkt babayı model alıyorlar. Kız çocuklarında da örneğin bir anne kadar etkisi olabiliyor. Hem eğitim hayatında hem karakterinde ve kişiliğinde. Hatta ileride evlenecek olduğu, ilişki kurabilecek olduğu erkeklere karşı da yine o model üzerinden aslında gidiyor. O kadar etkisi oluyor. Bu birinci nokta. Sınırlar konusunda, hayır diyememek konusunda şöyle kişi hayır diyemedikçe şöyle düşünün, bu bardağı ben yani belli bir yere kadar su doldurabilirim. Belli bir yerden sonrasını doldurmak zorunda kalırsam taşar, doldurursam taşar. İşte hayır diyememekte de böyle. Bir yere kadar ben hayır diyemeyebilirim. Kişi onu fark etmez belki ama daha sonrasında o birikir psikosomatik olarak yani bedensel ağrılarla açıklanamayan, tıbben biyolojik olarak açıklanamayan bedensel ağrılarla kendisini dışa vurur. Ve bu da daha sonrasında tabii ki psikolojik rahatsızlıkları da kapı aralar. Yani nedenini bilemediği bir şekilde belki de. Evet. Diğer sorularımıza geçelim evet, mi? Artık yeni bir konuya geçelim. Evet, için konuşmakla bitmeyecek. Çok güzel geçiyor, gayet donanımlı geçiyor. Bu arada kısa bir başlamadan önce onu da hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Sizin nerede iletişimde Kübra Keçeci, Instagram, Facebook, sosyal medya hesapları sizinle iletişime geçmek. Çünkü programdan sonra bu çok oluyor Cansu'cum. Genelde nasıl iletişime geçebiliriz psikoloğumuzla, doktorumuzla vesaire diye. İsterseniz sizi nereden bulabilirler bir seyircilerimize aktarırsak sevinirim. Tamam. Beni Instagram adresim Kübra Keçeci'den takip edebilirsiniz. Bütün seminerlerimi, köşe yazılarımı zaten sizler için orada yayınlıyorum. Oradan irtibat kurabilirsiniz. Geçelim mi artık ikinci konumuza? Artık biraz teknoloji ve internet bağımlılığı üzerine konuşmak istiyoruz. Aslında çok standart bir konu, klişe ama maalesef gitgide artıyor.
Şimdi günümüz çocukları neredeyse doğuştan ellerine telefon veriyoruz. Ağlamasın, sussun, biz rahat yemek yiyelim. Çocuk rahat yemek yesin şeklinde. Bunu doğru buluyor musunuz? Yani daha bebekken başlanılmasına teknoloji kullanımını ne düşünüyorsunuz? Müthiş derecede dikkat çekiyor Kübra Hocam. O küçücük 6 aylık çocuk nasıl televizyona bakıyor? Bu nasıl başarıyor ekran ben karşısındakiler? Ben şeyi anlamıyorum. Mesela onun çizgi film olduğu zaman ciddi derecede dikkatini çekiyor. Ya renklerden dolayı ya parlaklığı bilmiyorum. Ya da bilinç onu nasıl algılıyor, nasıl görüyor. Yani onun çizgi film olduğunu, onun için olduğunu hissediyor. Ve onu izlemek istiyor sürekli. Evet. Şimdi öncelikle Cansu Hanım aslında soruyu sorarken içinde cevabını da verdi. kesinlikle yani bu yaşlarda, daha çok daha küçük yaşlarda söyleyeyim, internet kullanımını ya da herhangi bir medya kullanımının ya da çocuğa maruz bırakılmasını doğru bulmuyorum. Çok çok yanlış. Neden? Çünkü 3 yaşına kadar en azından bir çocuğun izleyecek olduğu bir televizyon ya da bakacak olduğu bir telefon saat sayısı yarım saati geçmemesi gerekiyor. Yani yarım saat bile çok ki 3 yaşına kadar bir çocuğu çok doğal aktivitelerle oyalayabilirsiniz. Bu ilk konu, yani değinmek istediğim ilk nokta. Çünkü çekici geliyor evet onlara. Çünkü hareket eden bir şeyler var orada ekranda, onu görüyorlar. Bu birinci. İkincisi, bir de subliminal mesajlar var onların içinde. Bilinçaltına direkt empoze edilmeye çalışan, yani gözle direkt görmediğimiz ama bilinçaltına işleyen, işte cinsel içerikli olsun ya da şiddet içerikli olsun, çocuğun bilinçaltına giden ve onun ilerideki davranışlarını yönlendiren, yani bu derece ciddi boyutu olan mesajlar oluyor. Bundan dolayı da çok tehlikeli. Yani zaten şöyle, teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu çocuk okula başladıktan sonra mecburi olarak çok küçük yaşlara kadar düştü artık telefon kullanımı, internet kullanımı vesaire. Ama bu noktada yavaş yavaş belki doğru kullanımı anlatarak çocuğu yönlendirmemiz gerekiyor. Yani tamamen yasaklamak da yanlış olur. Çünkü yasaklayınca yasak her şey tatlı gelir çocuğa. Evet. Çünkü o da çevresinden, arkadaşlarından vesaire görecek. Onun için üzüntü duyacak ya da bu defa işte çatışmaya girecek anne babayla. Onların var, onların annesi babası izin veriyor da sen niye vermiyorsun? Ama zaten bunu belli bir yaştan sonra verecekler mecbur, vermek zorunda kalacaklar. Onun öncesine vermek neden? Su ağlamasın da işte ben biraz daha rahat hareket edeyim. Sırf bu yüzden bir çocuğu yanlış davranışlara aslında yönlendirmek gibi bir şey oluyor. Elini teslim etmek oluyor. Özellikle ben lüks restoranlarda görüyorum. Yemeğe gittiğimiz zaman oturuyoruz hep birlikte ve bize hizmet eden garson geliyor, diyor ki tablet getireyim mi çocuğa? Yani, onlar da evet, biliyor. Evet tabii ki. özellikle Türkiye'deki lüks restoranlarda bu hizmet çok arttı. Ben 4-5 yıldır dikkat ediyorum. Tablet geliyor masaya. Yani sizin getirmenize gerek yok. Onlar kendileri bu hizmeti sunuyorlar zaten. Ve subliminal mesaj deyince sanırım cinsel içerikli şeyler ve korku içerikli ögeler bilinç direkt onu hiç süzmeden algılıyormuş. Kesinlikle öyle. O yüzden çok dikkatli olmamız ne gerekiyor. Çocukların izlediği çizgi filmlerde ya da eğitici videolarda. Evet. Çünkü dediğiniz gibi alttaki ana mesajları biz dışarıdan göremesek bile bilinç algılıyor. Tabii ki bir de onların yani en saf, en temiz olduğu, bilinçlerin en boş olduğu, daha yararlı şeylerle doldurulması gerekirken böyle daha zararlı şeylerle dolduruluyor, maruz bırakılıyor. Yani buna en güzel örnek mesela Pepe. Artık onun subliminal mesajı direkt mesaj olarak giriyor. Örneğin Pepe TRT'de, yani hala daha devam ediyor mu bilmiyorum ama orada çocuklar o kadar benimsiyorlar ki onu. Pepe ağlayınca çocuklar da ağlıyor. Pepe bir yemek yemiyor, çocuklar da yemek yemiyor. Hani böyle ciddi manada etkileyebiliyorlar. Etkileyebiliyor. Bazı ailelerin mesela bu hoşuna gidiyor. Sosyal medyada da birkaç defa gördüm işte. Ne güzel şey, hani ağlayınca ağlıyor, empati kuruyor. Hayır, empati kurmak bu demek değildir.
Yani o içselleştirmektir olayı ve bu çocuğu hiçbir iyi bir yere götürmez, iyi bir sonuca onu götürmez. Onu bir idol olarak mı alıyor çocuk ya da kendisini onun yerine mi koyuyor sizce? Tabii ki ve bu onun yaratıcını yani arkadaş olarak benimsiyor, kendisinin yerine koyuyor olabilir. Ama kendi hayatından, kendi parçasından ağlayacak kadar benimsiyor ve bu tehlikeli bir şey. Yani Pepe neyse o da o. Pepe büyümüyor ama bizim çocuğumuz büyüyor. Evet haklısınız. Yani sağlıklı olarak yemek yemeyince yemiyor bir çocuğun ama beslenmesi de gerekiyor. Yani bunun için bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Pepe benim verebilecek olduğum en bariz örneklerden de çünkü elimde şu anda. En çok da tutulan benim bildiğim kadarıyla Pepe. Kesinlikle oyuncakları, öyle. Bebekleri. İşin ilginç tarafı sağ gösterip sol vurmak. Yani işte eğitici diye görüyor birçok ebeveyn. Pepe nasıl yemek yenir falan oturur eder. Nasıl tuvalet eğitimi, yani evet sayma. Orada eğitiyormuş gibi gösterip aslında çok ince mesajlar içeriyor. Kesinlikle. Bunun da ebeveynler farkında olması gerekiyor. Peki bu programlar yapılırken bu şekilde psikolojik açıdan değerlendirilerek mi yapılıyor? Yoksa sonradan oluşan analizler sonucunda mı bu kanıya varıyorsunuz? Yani hani Pepe büyümüyor. Mesela ben de şu an fark ettim bunu. Eminim birçok seyirci bunun farkında değildir. Pepe büyümüyor. Evet, Pepe büyümüyor. Yani annelerimiz, babalarımız bunun farkında mı? Evet ya, şu an ben birçok kişinin bunu düşündüğüne inanıyorum. Çünkü ben de iki dakikadır aklımda bu şey dönüyor. Evet. Pepe büyümüyor gerçekten. Hani yani ona göre mi programlar hazırlanmalı? Yani bir idol oluşturulacaksa Pepe büyümeli mi ya da yeni oluşturulacak programlarda? Şimdi şöyle bir şey, medya sektörü açıkçası bunun farkında ve bunu kullanıyor. Bu sadece bizim ülkemizde olan da bir şey değil. Dünyada bu şekilde olan bir şey ve bunu kullanıyor. Çünkü neden? En çok onlardan reyting kazanıyor. Böyle şeylerden reyting kazanabileceğini Selda Hanım az önce ne dedi? Aslında eğitici gibi sunulan bir program. İnsanlara, topluma bu mesaj veriliyor. Eğitiyor. İşte Pepe yapınca ama büyümüyor. Çocuk büyümüyor yani. Hani ben izlemedim ama yani şöyle bir videolarını şey yapma. Bir senedir, iki senedir büyümüyor. Bir karakter büyümez aslında. Genel olarak. Kesinlikle. Belki öyle. Animasyonlarda bebekliğinden itibaren karakteri gelişerek yani anlatıyorlar. Böyle çizgi film Caillou adı altında, o da hiç büyümemişti hatırlıyorum. Kesinlikle. Ondan o idol alınarak yapılmış bir uyarlama zaten Pepe. Herkes işini çok iyi yapmak zorunda. Kesinlikle. Değil mi? Yani bir medyacı işini, siz nasıl dediniz restoranta gittiğimizde, o restorançı çok iyi biliyor ki anne baba rahat ettiğinde şu mekana gidelim. Biz çünkü orada tablet veriyorlar çocuğuma. Yani onlar da işini iyi yapıyor ama evet, burada bilinç diyoruz ya, her yerde bilinçli ebeveyn olmak gerekiyor. Bazen de hatta işte ileri gidiyoruz diyoruz, ehliyet olması gerekiyor. Gerçekten ben kesinlikle de bazen düşünüyorum Kübra Hocam. Kusura bakmayın ama anne babaların eğitimi gördüğüm zaman dışarıda da reaksiyonları, çocuk tutturuyor. Ben bunu istiyorum. Hayır, evde var diyor. Yok evde ama almayacağım de. Neden söyleyeyim? Böyle bazen ben de inanın ehliyet olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ama çocuk da çok ısrarcı olabiliyor. Kendini yere atıyor, ağlıyor yani. Hani genelde 2 yaşta. Genelde yani. Ya ben rezil olmayayım artık, alayım da bu çile bitsine dönüşüyor artık. Evet. Ya şu balonu alayım da artık bizi rezil etmesin, bir susun. Balonu alıyorsunuz, 2 dakika sonra yani ya balon uçuyor gidiyor ya balonu patlatıyor. Evet. Başka bir şey dikkatini çekiyor. O konuda ama bir şey söyleyebilir miyim? Çocuklar deniyorlar. Aileleri deniyorlar. Onların ağlamak en çok denedikleri bir yol olarak aslında karşımıza çıkıyor. Birincisinde alıyorsunuz ya, ikincisinde de ağlarsa eğer ki, bu da bir iletişim yolu aslında. Evet, aslında ilk iletişim ağlamak değil mi Kübra Hanım? Sonuçta bebekler ağlamak, sizinle iletişim kuramaz ama dertlerini ağlayarak anlatırlar. Altını kirlettiğinde, yani acıktıklarında ağlamaktan başka çaresi yok. Bebek ağladığı zaman onunla ilgileniyorsunuz. Aslında ama ilk iletişim. Orada evet ilk iletişim ama orada benim beden dilim ortaya giriyor anne ya da baba olarak. Ve orada dil faktörü yok. Çocuk zaten konuşamadığı için belli başlı şeyleri, onu ağlayayım da işte getirsin bana diye değil. Onun farkında olmadan aslında bilinçsizce dışa vuruyor. Yani ifade edemiyor zaten kendisini. Dil yok, dişler yok. Onun için ama bu şeylerde daha ileriki yaşlara baktığımızda böyle değil. Çocuk onu bir alışkanlık haline getiriyor. Çünkü ikinci bir defa ağlarsam da isteğimi yapacak, yerine getirecek. Bunda da bir aslında altına bir emrivakilik yatırıyor. Ve burada ailelerin, hazır söylemişken çözümü de söyleyeyim, birazcık dayanıklı olması gerekiyor. Tutarlılıktan bahsettik.
burada da tutarlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Hmm. Örneğin müzeye gidilecekse ya da oyun parkına gidilecekse çıkmadan önce evden konuşulabilir. Bak tatlım, orada ağlıyorsa eğer ki, bak tatlım biz seninle ne konuşmuştuk evde? Sakinleşince gel bana anlat, evet, bunun üstüne tekrar konuşabiliriz. Ama şu anda ağladığın için ben seni anlayamıyorum. Kesinlikle. Ve ben yapmıyorum. Yani söylemiyorum ama orada yapmamam gerekiyor. Burada da bir sınır var tabii ki. Tabii çocuk ki. Doktorum demişti, çocuklar çok nereden doğası, yani Türkçesi çok acımasız olabilirler. Kuralları siz koymanız lazım vesaire diye. Zamanla o kelime bana çok şey gelmişti. Evet, gerçekten çok bazen ama kuralları güzellikle de konulabildiğini kesinlikle zamanla öyle öğrendim. Sabır ile, biraz da sabır işi. Evet Kübra Hocam, sizi biraz dinlendirelim. Reklam arasına gireceğiz. Ama reklamdan sonra tabii ki tüm hızıyla programımız devam edecek. Sevgili seyirciler, ekranda çıkan numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kübra Hocamıza da sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Reklamlar. Zadem Restoran Kafe Bar'ın sunduğu Kadınca devam edecek. Mutfakta yılın kampanyası. Kürşen Palast ile evinizde mutluluğa yeni bir pencere açın. %50 ve %20 indirimlerin keyfini çıkarın. Seçmesi sizden, boş bulaşık makinesi bizden. Kürşen Palast, içinizi ferahlatan mutfaklar. Lokum gibi pastırmanın, tadı enfes sucukların, salamların, sosislerin, sembolü evi Türk. 50 yıldır kalitenin, güvenin, lezzetin sembolü Ege Türk. Düşlediğin kariyer parmağının ucunda. EFF'in bachelor ve master diplomalarına denk ustalık eğitim diplomalarıyla iş hayatına yeni bir yön ver. Lise eğitimin olmasa bile mesleki deneyimini diplomayla taçlandırabilirsin. Üstelik devlet desteğiyle. Son teknolojiye sahip sınıflar, vardiyalı işler için sabah akşam hafta sonu eğitim imkanı ve online derslerle hayallerine dokun. Hemen kaydol EFF. Yayladan yine bir yenilik. Yayla kıymalı su böreği. Canınız çektiğinde el yapımı, malzemesi bol, çıtır çıtır nefis su börekleri. Yayla kıymalı su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük. Yılların komünikasyon, iletişim ve bilişim tecrübesine sahip olan Mega Telekom'un 6 yıldan beri özenle hazırladığı Envebay Uluslararası Alışveriş Sitesi sizlerle buluşuyor. Envebay, o bir Türk markası, e-commerce portalı ile yüzlerce gence iş imkanı sağlayacak, günümüzün teknolojisinde zirve yapmış ve 6 lisan ile kolayca alışveriş yapabileceğiniz uluslararası bir site. Envebay. ...118-83... Bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz. Dost servisiniz. Kaliteli servisiniz. 118-83... Manga Defense de Bau. 1981 yılından beri Dortmund'da hizmetinizdeyiz. Timapen, kapı, pencere, panjur sistemleri, teras, kış bahçeleri. En yüksek kalite, en iyi hizmet. Profesyonel ekibimiz ile projelerinizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz. 118-20 Avusturya bilinmeyen numara hizmeti, yetkili servisiniz. Sağlık sektörü, emlak sektörü, gastronomi, şirket telefon santrali, sekreterlik hizmetleri ve daha fazlası için bizi arayın. 118-20 Avusturya Danışma Hattı.
Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Depresyonu tetikleyecek faktörleri de gençlerde bile görmeye başlıyoruz. Siyasette din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı evet. olmaması lazım. Strukturel rasizmus dediğimiz evet. olay ciddi manada var. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. Malımızın %80'ini sosyal medyaya harcıyoruz. Daha çok bizim yaşlarımızda olan gençler çok azdır siyasette. İşte bu toplumla iletişim kurmak için de bir sebep. Bulunduğunuz şehirle ilgili bilgiye sahip olmanız. Oğuzhan Erkmen'in sunumu ile Gençlik Arenası, pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hayat bir hikayedir. Geçip giden hatıraların gönlümüzde kalan gölgesi. Ve her hikaye bir türküdür. Gönülden dile namesi. Sevda yüklü türkülerden sor beni. Kanal Avrupa'dan yeni bir program. Her türkü bir hikaye. Unutulmayan türküler ve türkülerden süzülen hikayeler. Nasıl inanayım sözlerin bana, gül belki diken, vay beni beyni. Türk halk müziğinin güçlü sesi Kazım Kalaycı'nın sunumu ile Her Türkü Bir Hikaye, pazartesi saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Meğer dünya bomboş imiş, sevdiğim yar olmayınca. KFC Kuğutaht'ın servis Ercan Özcan, Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa, konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Böyle İstikrarsız bir şey olur mu ya? Gönül ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Yani böyle bir gülle gibi rakiplerin üzerine bir düşüyorlar Can abi. O zaman evet. sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Akgül Döner Prodüksiyon, Karadeniz Şovu sunar. Hazır ol Avrupa. Yer yerinde durmayacak, Avrupa horona kalkacak. Kemençeller kavallar, çalar ayrı havalar. Adam ne gelir bulur, zamansız sevdalıklar. Horonda bulur seni, zamansız sevdalıklar. Karadeniz rüzgarı Kanal Avrupa'da esmeye devam ediyor. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Birbirinden değerli konuklar, atma türküler ve horonlar ile çalar kemençe tulum, gel onu yeni kurum. Bu kız nasıl oynayı, bakın ona da durun. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Zadem Restoran Kafe Bar'ın sunduğu Kadınca devam ediyor.
Evet sevgili seyirciler, reklamlardan sonra kalınca programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ola ki yeni açan seyircilerimiz için psikoloğumuz Kübra Keçici bizlerle. Birazdan sohbetimiz devam edecek ve devam etmeden önce ben kısa bir kadıncaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz kadınca çok birçok konuda sosyal aktivitelerde bulunuyor. Bu arada Türkiye'den stajyerler de alıyoruz. Stajyerler müracaat edebilir. Derken yanımızda bir stajyerimiz var. Feyza Öztürk kendisini tanıtacak. Kısa bilgisini bir bilgi alışverişinde bulunacağız kendisiyle. Sonra programımıza devam edeceğiz. Nefesle tükenebiliyor programın. Seyirciler kusura bakmayın affola. Evet Feyza Öztürk kadıncayı nereden buldunuz? Nasıl geldiniz? Memnun musunuz ki memnunsunuz? Canlı yayındayız. Sizi kısa tanıyalım. Merhaba öncelikle ben Feyza Nur Öztürk. 24 yaşındayım. Konya'dan geliyorum. Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı bitirdim. Orada yüksek lisans yapıyorum. Erasmus programı dahilinde kadınca programına staj için başvurdum ve buraya geldim. Memnun muyum? Çok memnunum. Yani. Başka şansım yok zaten. Evet. Neden memnun olduğumu da şöyle anlatayım. Evet. Çocukluğumdan beri zaten yurt dışına çıkmak gibi büyük bir hayalim vardı. Bütün Türkiye'deki gençler gibi gezip görmek istiyordum. Yani Türkiye'yi çok seviyoruz. Evet orayı da geziyoruz. Ama bir de yurt dışına çıkıp görmek çok istiyordum. Buraya geldim, gezdim. Her yere öncelikle bu şansı verdiği için İbrahim Taş Bey'e teşekkür ediyorum. Onun evet. sayesinde oldu zaten. Anneme ve babama da bu fırsat için teşekkür ediyorum. Buradan selamlar bu arada evet. kendilerine. Ellerinizi öperiz. Onlar sayesinde işte geldim buraya, buraları geziyorum. Hem ufkum gelişiyor, hem bir yandan Almancayı dil açısından öğrenmeye başlıyorum. İngilizcenin yanına bir dil daha katmak benim için çok büyük bir şey oluyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok güzel, biz de seni çok sevdik. İnşallah başarılarını Feyza Öztürk şuralara gelmiş böyle bir pozisyonda biz de gurur duyarız. Çok, umarım. Zaten kadıncanın çok sevdiği bir şey. İsimleri, Türk kadınının isimlerini büyük yerlerde görmek. Bu konuda da kadıncanın emeği geçiyorsa, bizlerin de birazcık bir katkısı oluyorsa çok mutlu eder bizi biliyorsun. Yani evet programımız çok hızlı gidiyor ve çok daha önemli konularımız var. Neyi konu alacaktık Cansu? Son bölümde artık bir çocuğa şiddeti konuşmak istiyoruz. Son zamanlarda inanılmaz bir artış var. Özellikle birazdan yayınlayacağız. Alman polisinin, Alman istatistiklerinin bize sunduğu bir grafik bu, istatistik. İnanılmaz bir artış var. Bu da sanırım zaten iletişim bozukluğundan sonra oluşan bir durum. Aslında zaten şiddet de bir iletişim şekli bir şekilde. Bunu tabii aile içi şiddetten başlayalım değil mi? Aile içi şiddetten başlayalım. Temelde. Bence çok önemli. Korkuyorum çok önemli konular değinmeden program bitecek diye. Aile içi şiddeti alalım mı biraz Kübra Hocam ele? Tabii ki. Ve zararlarına daha çok. Çocukların ne kadar bir zarar uğradığını bu konuda. Şimdi programın başından beri hep söylüyoruz. Önce çocuk eğitimi ilk önce ailede başlar diye. İşte şiddet de bunun bir parçası aslında. Çocuk eğer ki ailede bir şiddete maruz kalıyorsa direkt ya da dolaylı olarak. Bu arada şiddet diyoruz ama duygusal şiddet de var. Direkt fiziksel olarak uygulanan şiddet de var. Çocuk eğer ki direkt ya da dolaylı olarak bu şiddete maruz kalıyorsa her türlü ileride ya onu uyguluyor ya da o farklı birisi ona uyguladığında bunu kabullenmiş. Cansu Hanım'ın da söylediği gibi bir iletişim problemi, sorun çözme problemi olarak benimsemiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Aile içi şiddette özellikle daha çok kadınlar mağdur bir rolde ve annelerin bu noktada kadınların yapmış olduğu ya da düşünme tarzı şu. Şimdi öncelikle şiddetin böyle bir şeytan üçgeni vardır, öyle söyleyeyim ben. Şiddet başlar. İlkinde daha sonraki adımda kadın beni seviyor diye düşünebilir. Affedebilir. Daha sonra bu tekrarlar artarak devam eder. Şiddetin hiçbir zaman sonu gelmez. Sadece artarak devam eder. Öncelikle yapılan hatalardan bir tanesi bu. İkincisi çocuk varsa yani aile ortamında çocuk varsa ve dolaylı olarak yani dolaylıdan kastettiğim şu. Çocuk annenin şiddete maruz kaldığını görüyorsa, anne onu saklamaya çalışıyorsa, erkek çocuksa
bunu rol model alır, şiddeti benimser. Sorunlar böyle çözülüyormuş demek ki der. Hmm. Yarın öbür gün okula başladığında ya da eş seçiminde aynı şekilde evlilik hayatında o da o sorun çözme yöntemini uygulamaya devam eder. Kız çocuksa bunun yine sorun çözme olduğunu, bunun normal bir şey olduğunu düşünür ve kendisine şiddet uygulayan karşı baş kaldırmaz. Buna kesinlikle bu anormal bir şey demez. Benim annem de zaten böyleydi gibisinden düşünür ve onu bilincine yerleştirir, o şekilde devam eder. Şimdi buranın tehlikesi şu. Üçüncü değinmek istediğim nokta şu. Anne eğer ki bunu saklamaya çalışıyorsa, işte şiddete maruz kaldığını bir şekilde fiziksel olarak kapatmaya çalışıyorsa ya da işte çocuğu odasına götürüp kapatıyorsa, kendisi dışarıda şiddete maruz kalıyorsa, çocuk bunların hepsini zaten yansıtmıyorum zanneder ama çocuk hepsini alır. Çocuklar o dönemlerde tıpkı bir gizli kamera gibi. Annenin daha sonra belki kendisine suratının düşüklüğünden, belki o anda şiddete maruz kalırken anne çığlık seslerinden. Bunların hepsinden tek tek hisseder çocuk ve bunların hepsini alır. Problem şu, daha doğrusu o anda evet çocuk üzülür anneye. Erkek çocuklarında özellikle şöyle bir araştırma sonucuna denk geliniyor. Anneye karşı saygısını kaybediyor çocuk. Anneye karşı saygısını kaybedince aslında bir kadın kimliğine karşı saygısını kaybediyor. Daha sonra anneler evet susarak iyilik yapıldığını düşünülüyor. Ama işte bugün annesine karşı saygısını kaybeden yarın eşine karşı saygısını kaybeder. Eşine karşı saygısını kaybeden, anneye karşı saygısını kaybeden, bütün dünyadaki kadınlara karşı saygısını kaybeder. Şimdi bu dünyada yerdeki bir karıncayı, yerdeki bir papatya, canlı bir çiçeğin üstüne basarsan ölür diye üstünden geçmeyecek olan erkekler, kadınlar da var. Ama bu dünyada İşte bir samuray kılıcını çıkartıp canım istedi öldüreceğim diye birilerini katleden ve kadının savunmasız olduğunu bildiğim için kadın seçtiğim diyen bir yaratık. Birileri de var. Şimdi çocuk eğitiminde herkes, belki ben buradan ailelere sorsam ne olmak ister, mesela ne olarak görmek istersiniz belki çocuğunuzu desem. Doktor diyecek, mühendis diyecek, belki insan diyecek, belki ressam diyecek. Kimse çocuğunun katil olarak yetişmesini istemez. Şu anda Avrupa'da da aynı şekilde bu yüzyılda yaşamamıza rağmen, imkanlar olmasına rağmen hala sırtında ütü masası kırılan kadınlarımız var. Zannedilmesin ki biz çocuklardan her şeyi saklıyoruz. Zannedilmesin ki görülmüyor. Onlar her şeyi alıyorlar. O yüzden aile içi şiddette dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Ve çoğu zaman kendileri aslında psikolojik bir destek almayı istiyorlar. Ama problem şiddet görende değil, şiddet gösterende. Evet. Bunun ayrımını yapmak gerekiyor. O kişileri evet. de tedaviye ikna etmek çok güç. Burada da reklam arasında Kübra Hocam'la biraz sohbet ettik. Benim de bilhassa çok rahatsız olduğum kelime var. Tam da o noktada bizlerin şu kelimesi beni çok rahatsız ediyor. Hatta Türk Lügatından da kalksın istiyorum. Çocuklarım için katlandım. Çocuklarım için katlandım. Ama yani böyle birbirine inat bir kelime yok. Yani çocukların için katlandım diyor. Yani işte diyoruz ya, eğitim ya. Yani her şeyin başı eğitim. Niye katlanıyorsunuz çocuklar için? Şiddete mi? Kötü muameleye mi? Psikolojik baskıya mı? Neye? Hayır, tam tersine. Çocukların için güzel bir dünyaya katlanacaksın. Güzel bir dünya göstereceksiniz diyorum. Yani böyle çok derin oldu temalarda evet. biraz. evet, onu geçtik. Aile eşitliğinin şiddetinin. Şeyler değil. Evet, evet. Ama maalesef. Ama çok büyük yaramız var. Kesinlikle öyle. Yani ve söyleyelim yani. İstatistiksel Hı-hı. olarak da bütün hepsi yansımıyor istatistiğe Hı-hı. zaten ama istatistiksel olaraktan da hiç küçümsenecek bir sayı değil ki zaten görüyoruz da duyuyoruz da bunu. Kübra Hocam o kadar güzel bir ılımla anlatıyor ki herhalde ben
psikolog olsaydım, yani Allah sizlere sabır versin, başımızdan eksik etmesin gerçekten. Ben bile şu an düşündükçe, çünkü çok sosyal bir hayat yaşadım, çok gördüm. Yani o alanda okumadım, kesinlikle sizin kadar bilgiye sahip değilim ama yaşadığım, gördüğüm, müdahale etmek istediğim olaylar çok oldu. Ve düşündükçe aklıma sinirleniyorum. Bizim buna hakkımız yok sevgili anneler. Yani bizim dünyaya kendi kararlarımızla getirdiğimiz çocuklarımıza o muameleyi, yanlış muamele yapmaya hakkımız yok. Nokta. Evet, aile içi şiddeti geçtik. Diğer konumuz neydi Cansu? Güzel diğer bir konumuz vardı. Aslında ikisi birbiriyle çok bağlantılı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada, Almanya'da da aile içi şiddet günden güne artıyor. Yani cinsel bunu, istismar, cinsel istismar, aile içi şiddet. Yani sadece Türkiye ile sınırlamak istemiyorum aslında bu konuyu. Kadınlara ve çocuklara gösterilen şiddet ve istismar çok fazla. Evet, siz bir araştırmasını da yapmışsınız değil mi? Cinsel istismarın son 3 senedeki, o da çok korkutucuydu. İnanılmaz bir artışı. Zaten TÜİK verilerine ulaşmadık ama Alman istatistiklerine ulaştık. Genel olarak cinsel taciz ve psikolojik baskı üzerine yapılmış araştırmalar var. Bu arada bir çocuk, şunu sormak istiyorum. Eğer bir cinsel tacize uğruyorsa birisi tarafından ya da aile içindeki birisi tarafından bunu bir anne ya da baba nasıl tespit edebilir? Çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Nasıl koruyabiliriz? Şimdi öncelikle bu noktada ilk adım yine iletişim. Çocuğun onu gerçekten öyle bir şeye maruz kalıyorsa eğer ki gelip anneye ya da babaya paylaşabilecek olduğu güvenle aslında paylaşabilecek olduğu bir ortamı olmalı, güvenebileceği. Yani çocuk şunu düşünmemeli: ben bunu anlatırsam anneme ya da babama bana inanmaz dememeli. Çünkü zaten cinsel istismarı uygulayan pedofili kişilerin yakın çevrelerden çıkıyor %90. Öyleymiş. Çünkü çocuğun güvenini kazanıyor, aileyi tanıyor, ailenin güvenini kazanıyor ve böylelikle daha sonra çocuğu küçük hediyelerle kendisine çekiyor, işte güveni de kazanmış oluyor. Çocuğu daha sonra bunlarla tehdit ediyor. Annene gider anlatırsan sana inanmaz. Onun için bu kötü bir şey değil zaten. Buna kesinlikle sesini çıkarma diyerek de çocuğu tehdit edebiliyor. Çocuk bunu ilk zamanlarda anlamıyor ama daha sonra belli başlı şeylerden büyüdükçe, çünkü cinsel istismar çok uzun süre çocuğa maruz bırakılan bir şey aslında, istismar türü. Çocuk onu anlayana kadar bu defa tehditlere başlıyor. Anladığınca tehditlere başlıyor. Şimdi burada ilk önce iletişime aslında güvenli tutmak gerekiyor. Yani çok üzgünüm. Gerçekten bu konuda çok üzgünüm. Ama şu anda ne dayıya, ne amcaya, ne halaya, ne teyzeye, ne komşuya, ne sokaktaki bir kişiye güvenemeyecek bir durumdayız. Onun için nasıl anlayabilirler? Sevmeye korkar olduk çocuklara demişti geçen bir abimiz. Evet. Dükkanına gelen çocukları, böyle sürekli konuştuğumuz bir abimiz. Çocukları çok sever, okul çocukları geliyor. Resmen şu devire bak. Sevmeye korkar olduk yanağını önceden, hani severdik, samimi bulurduk. Çok üzücü bir şey. Gerçekten kesinlikle çok üzücü, bir şey. Ve bunların hani yakın çevreden çıkması daha da üzücü bir şey. Bazen bazı programları izliyorum. Hani diyorum ki bunun konuşmasından artık beden dilinden anlıyorsunuz. Ben bağırıyor orada sanki ben uyguladım cinsel istismarı diye. Yani o derece daralıyor çember. Dar bir alanda gerçekleşiyor aslında cinsel istismar. Ve yanlış bilinenlerden bir tanesi de şu: genelde yabancı kişiler tarafından gerçekleşir, uygulanır. Yanlış. Genelde %90'ı yakın çevreden gerçekleşiyor ki, çünkü onun güvenini kazanması gerekiyor. Yani o kadar planlı ilerliyorlar. Nasıl anlayabilirler sorusuna tekrar geri dönecek olursam, eğer ki çocuk yaşına uygun davranışlar sergilemiyorsa, örneğin cinsel içerikli konuşmalar yapıyorsa, bunun üzerine çok fazla sorular soruyorsa ya da fiziksel manada herhangi bir anne değişikliğe değişiklik olduğunu düşünüyorsa, ne bileyim kollarında belki yırtılmalar olabilir ya da cinsel bölgelerinde aynı şekilde, ya da resimlerinde, çocuklar en çok resimle bir şeyleri aslında bize ifade ederler. Orada kendi yaşına uygun olmayan resimler çiziyorsa, örneğin bir çocuk bulut çizecekken ya da ne bileyim
ağaç vesaire buna benzer şeyler çizeceksen, çok daha cinsel yönelikli şeyler çiziyorsa, bunları belirten ya da bunlara yönelik nesneler varsa resimde, bu da bizim için bir işaret olabilir. Bu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor ki çocukların en çok zaten konuşmalarından ve hareketlerinden, o cinsel istismarı uygulayan kişiyle aynı ortama geldiğinde çocuk mesela annesinin arkasına gizlenir. Ya da mesela bir anda ağlamaya başlar çığlık çığlığa. Ya da bir anda okul başarısı düşebilir, sessizleşebilir, kendi görünüşüyle alakalı bir şeyleri sorgulamaya başlayabilir, özgüveni düşebilir. Bu noktada ya da alt ıslatmalar yine aynı şekilde fiziksel manada reaksiyon veriyorsa anlamsız bir şekilde, o zaman orada sorulması gereken bir nokta vardır. Ve en önemlisi de bazı çocuklar bunu söylüyorlar ailelerine ve aileler inanmıyorlar. Çünkü ensest vakalarında en çok ensest vakası dediğim aile içerisinde gerçekleşiyorsa, baba kızına ya da oğluna ya da anne kızına ya da oğluna cinsel istismarda bulunuyorsa ve çocuk bunu birinden birine uygulamayana taşıyorsa ya da kardeşler arası aynı böyle bir söz durum söz konusu ise, anne bunu bastırmayı tercih ediyor. Kabullenmek de sorun çekiyor. Kesinlikle öyle. Yani zaten çok gerçekten mide bulandırıcı ama bazı babalar bunu yatsıma olarak yaşatıyorlar. Yani bir cinsel eğitim olarak görüyorlar. Savunmaları bu şekilde olabiliyor. Ve anne o noktada eğer ki inanmıyorsa çocuğun zaten bir kırılıyor orada çocuk. O noktadan sonra geri çekiliyor. Ve çocuklar böyle bir olayın hiç yaşanmadığını farz edelim ailede. Dışında yaşansın ya da tanık olmuş olsun. Gelip söylüyorsa yalan söylüyorsun diye çocuk kesinlikle suçlanmamalı. Çünkü çocuklar bu konuda yalan söylemezler. Yani çocuğun dünyasında oyuncak vardır, arkadaşları vardır. Toz pembe bir hayatı vardır. Normal yani, olarak değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Normal olarak bunlar vardır. Ama bunların dışında çocuk bir şey söylüyorsa eğer ki, orada araştırılması gereken de bir nokta vardır. Hemen bir uzman yardımı almalılar mı? Kesinlikle yani bu, çünkü aile içinde ya da anne ve babanın çözebileceği bir şey değil. Çocukta bir travma oluşuyor ister istemez. Kesinlikle öyle. Zaten bunun istismarın yani sonuçlarından, etkilerinden bir tanesi budur. Çocukta yetişkinliğe yönelik ya da o anda, o çağda travma oluşması sonuçlarından bir tanesidir. Ve profesyonel destek almak gerekiyordur eğer böyle bir şeyden şüpheleniliyorsa. Ama çocukları da bu konuda tabii ki bilgilendirmek lazım. Ben hiç unutmuyorum. Burada ailelerimize selam gönderdik. Ben de anneme çok kucak dolusu selam gönderiyorum. Bizden de selamlar. İlkokula giderken benim dönemlerimde bu kadar yaygın değildi cinsel istismar vakaları. Çocuk kaçırma vakaları daha çok yaygındı. Annem her sabah çıkmadan önce ilkokula gitme, kızım sakın birisi sana bir şey söylerse, sana şunu vereyim, gel işte annem bizde derse sakın gitme kızım. Sakın gitme. Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Her sabah ilkokul dönemine gerçekten böyle atlattık. Ve ben bunda hani yararını gördüm. Daha sonra zaten yetişkin olunca neden böyle bir şey söylediğimi de anlıyorsunuz. Çocuk, annelerin ve babaların, ailelerin bu noktaya gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Mesela istismar vakaları hiç az vakalar değil. Ne dışarıda ne içeride, yani ne sosyal hayatta diyeyim, çocuğun sosyal hayatında ya da dış hayatta, ne de içeride aile içerisinde. Onun için bir gözleri hep açık olması gerekiyor. Hatta iki gözleri açık olması gerekiyor. Aslında ben bunun geçmişte az olduğunu düşünmüyorum. Şu anda farkındalığımız toplum olarak, dünya olarak arttığı için gün yüzüne çıkıyor. Bu yüzden belki de sayılar ciddi bir yükseliş içerisinde. Yani bu 50 yıl önce yoktu, şimdi çıktı diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Haber eskiden unsuru daha çok yaygın olduğu için evet. Eskiden insanlar daha katıydı, aileler daha sıkıydı. Aileyi korumak, eşi dostu korumak, çocuğu bastırmak daha kolaydı. Evet. Kesinlikle. Yani şöyle, yoktu demiyorum çünkü bu Freud zamanlarından bile tezi, savı öne atılmış bir durum. Onun için yoktu demiyorum ama evet haklısınız. Teknoloji biraz daha bizi bir şeyleri duymamızı kolaylaştırdı. Evet. Belki yaygın gösterdi. Ama o dönemlere nazaran belli başlı hassasiyetler vardı. İşte diyorum ya, benim zamanımda çocuk kaçakçılığı
çocuk kaçırma çok peki onun şeydi. Sonu da zaten istismar değil mi? %98 konuyla ilgili resimler de varmış. Onları da bir alalım rejiden. Tamam. Konuyla az önce bahsettiğim üzerine. Grafiklerle ilgili. Evet. Almanya'da toplanan verilerimiz. Ciddi bir burada? Artış var. Evet, ben bu korona döneminde özellikle daha çok arttığını düşünüyorum. Hı-hı. Şiddetin ve istismarın. Bu da evet. Bir şiddet türü. Özellikle yani çocuk pornosu ile ilgili de özel bir araştırma yapılmış. Şiddet, o da gelecek suç, birazdan şiddet, ekrana. Hı-hı. Son bu korona döneminde bayağı bir artış. İşte diyoruz ya çocuklarımıza yine reklam arasında konuştuk. Çok dolu yetiştirebiliyoruz. Belki iyi eğitim verebiliyoruz ama ruhlarını da doyurmak gerekiyor. Kesinlikle değil mi öyle. Hocam? Çok çok doğru. Yani işte bu şiddette olsun, cinsel istismarda olsun ya da internet bağımlılığında olsun her şeyde temelinde iletişim ve yani iletişimle sadece konuşmak değil dediğim gibi sevgi, şefkat, ilgi yani onu şımartmak değil ama bu ilgi. O değil kesinlikle. Dozunda bir iletişim kurabilmek. Sevgimizle beraber, sözcüklerimizle beraber, beden dilimizle beraber gerçekten her anda orada olduğumuzu hissettirebilmek çocuğa. Bu arada cinsel istismar konusuna bir parantez açmak istiyorum ben. Bu çok önemli bir konu evet. Çünkü zannediliyor ki cinsel istismar genel olarak cinsel yani fiziksel bir penetrasyonla gerçekleşiyor. Aslında böyle değil. Çocuğu pornografi izletmeye zorlamak, röntgencilik, çocuğu röntgenlemek ya da cinsel içerikli konuşma yapmak da cinsel istismar türüdür. Ya da çocuk yaştaki evlilikler de cinsel istismar türüdür. Bundan kazanç sağlayanlar da var. Çocuk kendi çocuklarının bedeni öyle. Üzerinden, evet, bahsettiğiniz gibi. Hı-hı. Birçok kişi son zamanlarda o kadar garip şeyler duyuyoruz ki yani duymadığımız ne kalacak diye düşünüyoruz aslında. İşte dediğimiz gibi belki de önceden de vardı ama çok hı-hı. Haber, sosyal medya denilen bir şey çıktı son yıllarda. Hiçbir şey yanlış ya da doğru her haber var. Yani her haber de doğru olmuyor tabii ki de ama yanlış ya da doğru bütün haberler kolaylıkla bize ulaşabiliyor. Evet, son 10 dakikamıza girdik. Biz biraz kadıncayla da ilgili Kübra hocamızı da dinlendirelim. Bir dakika dinlendireceğiz. Sonra da devam edeceğiz. Kapanışı. Kadınca dergimiz var. Söylemek ister misin bir şeyler dergiyle ilgili? Dergide neler yapıyoruz? Kimler bize başvurabilir? Beyza'cığım. Kadınca dergimizde çok değerli doktorlarla birlikte yazılar oluşturuyoruz. Daha sonra bilgilendirici, vatandaşlarımız için bilgilendirici yazılar oluyor. Evet. Yemek üzerine, sağlık üzerine, kültür üzerine, eğitim üzerine çok fazla bilgilendirici yazılarımız oluyor. Hı hı, şöyle gösterelim. Bu dergilerden genelde her ay çıkıyor. Evet. Ve ekleyelim. İş kadınlarımız, yeni iş yerini açmak isteyenler. Onlara da akademisyenler. Onlara da severek kadınca destek oluyor. Yeter ki kadınlarımız iyi yere gelsin. O imkanı sunalım diyoruz. Hı hı. Evet. Katılıyorum. Yazıları ben da hazırlıyorsunuz. Size. Evet, yazıları da ben hazırlıyorum. Gerçekten evet. Abone olunmasını öneriyorum. Hı-hı. Çünkü herkes kendine göre bir şey bulabiliyor. Hı-hı. Her sayfasında kendisinden bir şey bulabilir veya bilgilenebilir. Evet. Gerçekten öneriyorum bu yüzden de. Eğitimi buluyor. Bundan sonra da sevgili seyirciler Kadınca inşallah her pazar devam edecek. Cansu arkadaşımla. Çok da rahat bulduk kendisini. Çok da iyi bulduk. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Çok da güzel oldu. Çok da iyi yapacağını düşünüyorum. Biz her zamanki gibi Kübra hocamız gibi değerli konuklarımız olacak. Doktorlarımız olacak konuk olarak. Ben de takipte olacağım. Kadınca dediğim gibi her zaman sosyal hizmette olduğum müddetçe ben de varım. Kendi iş yerimde olacağım. Köln'de. Aynı zamanda sponsoruyum da Kadınca'nın. Bu da güzel bir duygu. Teşekkürler İbrahim Bey'e. Böyle yani... Bir küçük bir soru alalım. Sonra da zaten son 5 dakikaya girdik. Onu da noktalayalım. Kübra Hocam da kendini biraz seyircilerimize söylemek istediklerini söylesin. Ben sadece kendim şeyi merak ediyorum. Bu oluşan travma iyileştirilebilir mi? Hı hı. Yani çocuğun gelecekteki hayatına yansımadan halledilebilir mi? Yoksa bir kişinin gerçekten bir çocuğun hayatını hayatı kaymış mı, mahvolmuş mu oluyor? Onu merak ediyorum. Şimdi burada travmanın ağırlığı önemli. Eğer ki başlangıç bir seviyesindeyse ve gerçekten çocuğa çok zarar vermemişse etkisi azaltılabilir. %100 iyileşme çok daha yani cinsel istismar vakalarında ben
aslında konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor ama maalesef ki az da kurtulanı çok görmedim. Çünkü işin içerisine şiddet giriyor. Hem cinsel şiddet hem de fiziksel şiddet. Ya da ölümle sonuçlanıyor yani hayatından oluyor. Onun için buna yönelik tabii ki travma tedavileri, yöntemleri uygulanıyor. Etkisi azaltılabiliyor. Öyle söyleyeyim. Bunu fark eden, bu desteği almak isteyenler de, almak istemeyenler de ya da fark edemeyenler de kişilik bozuklukları oluşabiliyor. Madde bağımlılığı oluşabiliyor ki o hayatını ciddi manada etkiliyor. İntihar, meyillilik aynı şekilde kesinlikle öyle. İntihar ya da kimliğiyle alakalı çatışmalar oluşabiliyor. Çok daha kötü sonuçlara götürebiliyor ama tabii ki böyle durumlarda muhakkak destek alınması gerekiyor. Gerekirse de bir ömür boyu destekle de yaşayabilir o kişi. Evet. Gönül ister ki tüm çocuklarımızı, çünkü insanoğlu öyle bir faktör ki çok kuvvetli, her derdi kaldırabiliyor. Bununla nasıl mücadele ediyor? Farklı ediyor herkesin farklı yapısı ama bir nevi de çocuklarımızı biraz galiba kuvvetli yetiştirmemiz gerekiyor. Değil mi? Mücadelelere hayır karşı. Diyememek dedik ya, sınırları koruyamamak evet. dedik ya. Orada işte en çok bu cinsel istismar durumlarında, şiddet durumlarında sınırlarını bilmesi gerekiyor çocuğun. Hayır diyebilmeyi, evet. iyi kötü iyi dokunuş ne, kötü dokunuş ne, bunları da ayırt edebilmesi gerekiyor. Yani bundan dolayı da ailelere yine büyük görevler düşüyor. Kısaca evet, bir şey sorayım. Kaç yaşında verilmeli bu eğitim? Çok küçükten itibaren, 2 yaşından itibaren bile başlanabilir. İşte bunu nasıl yapabilirim? Örneğin özel yerlerini banyo yaptırırken, özel yerlerine dokunurken kapatıyoruz. İşte ya da dokunabilir miyim diye izin almak gerekiyor. Tuvalete gönderirken öyle böyle kişilerle değil ya da akraba bir şey olmaz gibisinden kişilerle değil. Kesinlikle tek gitmesi gerekiyor mümkünse ve yalnız olması gerekiyor orada. Onun hassasiyetini anlayabilmesi için. Biraz mahremiyet kavramı. Kesinlikle sanırım. Mahremiyet evet. kavramı. Ve orada hani bazı şeyler çocuklara direkt olarak anlatılabilmez. Zaten belli bir yaşa kadar çocuk annenin babanın koruması altındadır. Onsuz olamaz bir ortamda. O ortamda benim dikkat etmem gerekiyor anne baba olarak. Öyle herkesin kucağına mesela vermemem gerekiyor çocuğu. Tam da o soruya gelecektim. Amcanın evet. kucağına git diye çocuğu atmamam gerekiyor. Kucaktan ziyade öpme olayımız var. Ona da değinirseniz çok sevinirim. Direkt çok... öpme. Ben diyorum ki izin alınmalı diyorum evet. çocuktan değil mi? Kesinlikle. Beni en çok rahatsız eden evet, o da bizlerde çok yaygın. Aşırı derecede rahatsız ediyor beni. Bir çocuk izin olunmadan öpülmez. Evet. Yani bunu ister beni kültür gereği evet bayramlaşmalarda örneğin öpüyoruz vesaire ama belli başlı kişilerinkini öper. Bu kültür gereği gelenektir ama biter. Gel seni bir öpeyim diye kimse benim çocuğumu alıp da öpme hakkına sahip değil. Önce sorar, izin verirse çocuk. Çok küçük şapır şupur da değil. Çok küçük bir şekilde. Onda bir adabı bir var şekilde. Yani. Evet, adam. Bizlerde ısırma var Kübra Hocam. Ya kola saat yapayım mı var yani? Yani çocuğun da bir birey olduğunu kabul edip öyle davranılması gerekiyor. Çok doğru bir çünkü birey o da bir birey yani. Kesinlikle çocuktan öyle. Önce kendisi de bir insan evet. olarak. Aynı şekilde hediyeleşme mevzusunda da mesela çocuk almalı mı almamalı mı? Çocuk mesela herkesten bir yiyecek, bir hediye almamalı. Çünkü onu bir daha sonra cinsel içerikli oyuna çevirmek isteyen birisi olabilir ya da dışarıdan farklı birisi de olabilir. Buna karşı orada da sınır koyması gerekiyor. Herkesten hediye alınmaz. Herkes de kucaklaşılmaz. Herkesin kucağına gidilmez. Yabancılara karşı bir duvar oluşturulması gerekiyor arasında. Evet. Kübra Hocam çok verimli, çok dolu dolu bir program oldu. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kısaca bir seyircilerimize de hemen tekrar hatırlatalım. Kübra Keçeci. Sosyal medya hesaplarında zaten Google amca her şeyi söylüyor. Verdiğiniz zaman çıkıyor. Çok güzel yazıları var. Takip de edebilirsiniz. Bir sıkıntı oluştuğunda herhangi sizin özel sorunlarınızda kendisini bulmanızı hatta tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü çok beğendiğim, tasvip ettiğim psikologsunuz. Diyorum evet artık kapatalım mı yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bir şeyler söylemek ister misin? Bu arada lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin.
Twitter ve Instagram'da Avrupa'da Kadınca, Facebook'ta Kadınca Kadınca. Aşağıda da telefon numaramız sizin için 7/24 aktif bulunmakta. Ayrıca Selda Hanım'a teşekkür etmek istiyoruz. Programımızın sponsoru olduğu için Zadem Restoran'ta çarşamba günü açılıyor. İnşallah. Evet, herkesi bekliyoruz. Yani. Aynen, güzel olacak inşallah her şey. Kadınca da devam edecek her, evet, hafta konuklarımızla dolu dolu program geçirmeye. Her hafta saat 2'de lütfen bizi izlemeyi unutmayın, takibi bırakmayın. Aa, evet, saatimiz değişti sevgili seyirciler, evet. 11'de önceden, şimdi 2'de. Ben daha iyi olduğunu, ev kadınları bitirmiş oluyor en azından işlerini, hemen ekrana gelebilirler. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın diyorum. Ben de iyi pazarlar diliyorum herkese. Evet. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zadem Restoran ve Bar, Kadınca'yı